Merhaba sevgili seyirciler. Mutlu, huzurlu, keyifli bir pazar diliyorum. Bu güzel pazar gününden kucak dolusu selamlar yolluyorum. Her nereden seyrediliyorsak Avrupa'nın dört bir yanına, Türkiye'ye, güzel vatanımıza kucak dolusu selamlar buradan. Kadınca programı her hafta olduğu gibi yine dop dolu bir program hazırladı sizlere. Çok bilgi dolu bir programımız olacak. Biz biliyorsunuz kadınca olarak eğitime, çocuk eğitimine çok önem veriyoruz. Üzerine çok düşüyoruz bu konunun. Bugün çok değerli bir konuğumuz var bu konuyla ilgili, eğitimle ilgili, mahremiyet eğitimiyle ilgili. Hülya Akbul Çakır, sosyolog ve sistemik aile terapisti kendisi. Bizlerle olacak diyorum. Hoş sohbet eşliğinde yine her zamanki gibi dop dolu bir program olacak. Birgül arkadaşıma söz hakkı vereyim. Huzurlu, mutlu pazarlar diliyorum tekrar ben de sevgili izleyiciler. Bugün Hülya Hanım konuğumuz. Bugün neleri konuşacağız? Mahremiyet nedir? Bu çok önemli. Çocuklara küçük yaşta mahremiyeti eğitimi nasıl vermek gerekiyor? Neden önemlidir? Kaç yaşından itibaren mahremiyet eğitimi verilmelidir? Ve bu gibi çok önemli konuları konuşacağız. Tekrar Hülya Hanım'a hoş geldin diyoruz. Birçok sorumuz var, birçok bilmemiz gereken konular var. Sizin bilginize dayanarak çok şey öğreneceğiz diye düşünüyorum Hülya Hanım. Hoş geldiniz. İlk önce isterseniz kendinizden bahsedin ve sistemik aile terapisti nedir onu bize açıklarsanız çok seviniriz. Çünkü çoğunlukla bilmiyoruz galiba. Biz de yeni öğrendik, açık söyleyelim. Bunu bir bize açıklarsanız sevinirim. Öncelikle hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de az önce arz ettiğiniz gibi adım Hülya Akbul Çakır. Sosyoloğum, uzmanlık alanımı çocuk, ergen ve aile üzerine tamamlamış oldum. Özellikle göçmen aileler ve göçün kendisiyle bağlantılı çalışmalarım oldu üniversite hayatımda. Daha sonrasında sistemik aile danışmanlığı eğitimi tamamladım 1,5 yıllık süre içerisinde ve çeşitli kurumlarda danışman olarak çalıştım. 3,5 yıllık bir sistemik aile terapisti, sistemik terapist çift ve bireysel terapist boyutunda eğitimimi tamamladım. Ve bir psikiyatri kliniğinin göçmen, çocuk ve ergen polikliniğinin kuruluşunda öncülük ettim. Daha önceki başhekimimizle beraber. Ve hala aynı klinikte yani göçmen, çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğinde sistemik terapist olarak, sistemik aile terapisti olarak çalışmaktayım. Üzerine tekrar sistemik travma terapisi eğitimimi tamamlamış oldum. Şu an son sınavlarımı vermek üzereyim. Yani yapmam gereken bütün kriterleri tamamladım ve sadece son elemeden geçmiş olacağım. Onunla da ilgili en azından sertifikamı alma garantisi kazanmış oldum. Şu an sistemik terapiyle bağlantılı sorumuza cevap verecek olursak, aile terapistliği veya genel manada terapi ve sistemik terapiyi ayıracak olursak sistemik terapistin terapinin özelliği şudur. Bireydeki herhangi bir sorunun sadece bireyle bağlantılı bir çalışmanın yeterli olmadığından yola çıkarız bir. Biz yani bir sorun varsa ortada bireyin içinde bulunmuş olduğu mekanizmanın, ailenin, çevrenin, faktörlerinin kendisi üzerinde bu sorun oluşturmada bir etkisi olduğundan yola çıkarız. Ve terapi süreci içerisinde de sadece bireyin sorununa odaklanmayız. Bireyin bütün içinde bulunmuş olduğu mekanizmanın içerisindeki ağları göz önünde bulundurarak ona göre çalışma yaparız. Yani o bağlamda sistemik terapi bizim hem kendi kadim kültürümüze hem inanç sistemimize çok uygun bir terapi biçimi. Burada bir sosyolog olarak İbni Haldun'dan örnek verebilirim. Örneğin İbni Haldun sosyoloji ile bağlantılı açıklamalarını yaparken şöyle bir örneklendirmeyle belki daha kolay anlaşılır kılabiliriz. Eğer bir kolunuz ağrıyorsa sadece uzmanın kola odaklanmasını doğru bulmaz. Yani İbni Haldun'un sosyolojisine, sosyoloji babası olması hasebiyle sadece kola odaklanmış olmasını doğru bulmaz. Çünkü bir organın ağrıyor olmuş olması diğer organları da otomatikman etkisi halinde bırakır veya etkileşim içerisindedir. Dolayısıyla psikolojik sorunlarda da hakeza aynı şekilde eğer bir sorun varsa bir bireyde mutlaka onun diğer çevresinde bulunan, diğer odaklandığı durumlara, hatta ailesine ve iletişim içerisinde bulunduğu insanlardan da etkileşimi göz önünde bulundurulmalıdır. Ve terapinin boyutu içerisinde
bu bağlamda çalışılmalıdır. Yani ben de sistemik terapist dediğimiz zaman hem bireysel terapi, hem çift terapisi, hem de aile terapisi yapmış oluyoruz. Hülya Hocam, şöyle de diyebilir miyiz? Eğer diyelim ki çocuğumuzda bir sorun var, siz sadece o çocuğumuzu konu almıyorsunuz, o çocuğumuzu ele almıyorsunuz. Aile sistemik aile terapisi de orada devreye giriyor. Neden, niçin dediğiniz gibi kolu mu sadece nereden odaklanıyor? Sistemik dediğimiz olay da o. Seyircilerimiz evet. daha net anlaması için. Yani çocuğumuzda sorun varsa ama bir bakıyorsunuz aile terapisine de geçmeniz gerekiyorsa o bölgeye geçiyorsunuz. Yani aileyi de otomatikman dahil etmek durumundayız. Evet. Zaten çocuklardan bahsettiğimizde biz polikliniğimizde 21 yaşına kadar bakıyoruz çocuk ve ergenlere, gençlere. Dolayısıyla eğer çocukta özellikle 18 yaşına kadar rüştün henüz daha ispat etmemiş, yani hem kimlik gelişimi, kişilik gelişimi bağlamında aileden doğrudan etkilenen bir noktada olduğu için ve ailenin içerisinde yaşıyorsa, ailenin dışında yaşayan bir çocuksa, bir kurumda yaşıyorsa, bir yere yerleştirilmişse o zaman da o mekanizmayla, o kurumla, o sistemle çalışmamız gerekiyor. Neden? Çünkü özellikle çocuk ve gençlerde çocuk ve gençleri araba tamirhanesine götürür gibi bir terapiye götürme ihtimalinden bahsetmemiz mümkün değil. Evet. Yani bir mekanizma değil, yani bir mekanik bir varlıktan bahsetmiyoruz. Ruhu olan, duyguları olan, davranışlarını doğrudan çevresinde var olduğu, iletişim halinde olduğu insanlardan çok etkilenerek, tabii ki çok kapsamlı ortaya koyduğu için özellikle aile birinci derecede, ailede değil ise yaşamış olduğu hangi kurum veya hangi sistemin içerisindeyse o ve hatta okul, anaokulu bunlar da dahil olmak üzere bakmış oluyoruz. Yani bizler çalışmalarımızı çok daha geniş yelpazeli tutmak zorundayız. Çünkü çocuklarımızın, çocuk ve gençlerden bahsettiğimiz zaman bir sorunun sadece onların kendilerinden kaynaklandığından yola çıkmamız mümkün değil. Birçok köken, birçok etken olabiliyor demek. Birçok etkeni göz önünde bulundurmak lazım. Aynen. Çok harika, süper bir şey. Ancak sistemik terapide çift düzeyinde de aynı şey geçerli. Yani bizler doğrudan hastalıkların kendilerine bakmıyoruz. O hastalık olarak ortaya çıkan, psikolojik rahatsızlık olarak ortaya çıkan olguların altında yatan mekanizmalara bakıyoruz. Yani bireyin veya çiftlerin kendi kök ailelerinden bir sorunu daha sonraki yıllara taşıyıp taşıdıkları. O da mümkün değil mi yani? Atagenleri çok, dediğimiz olaya benziyor değil mi? Aynen öyle. Olabiliyor aynen değil mi? Öyle. Kesinlikle. Yani köklerimizden taşıdığımız bazı sıkıntılar olabiliyor. Yanlış öğretiler olabiliyor. Evet. Yani bugünkü konumuz da aslında biraz onunla da bağlantılı. Kesinlikle. Yani çocukluk döneminde neler edinilmiş oluyoruz, hangi bilgilerle donatılmış oluyoruz. Hangileri hatalı olmuş. Yani hatalı veya işte iyi niyetli de olsa belki aktarımda sorun olabiliyor. Çünkü o konuda inanın gerçekten şeyi de tanımayacağım, o konuda çok sorunumuz var. Yani direkt olaya girmek gerekirse çocuk eğitiminde, hele kız çocuğu eğitiminde çok açıklarımız var. Ama sizin gibi değerli insanlar olduğu müddetçe biz de böyle buradan duyuracağız inşallah. Ama açıklarımız çok. Kesinlikle. Yani açıklarımız çok. Onu birçok sorumuz var. Bize ulaşan çok sorular var tabii ki. Halkımızda bazı konular, bilgileri aç Hülya Hanım. Bunlara da yavaş yavaş geçelim isterseniz. Açtan ziyade tabu olduğunu görülüyor. O tabuyu bir kaldırmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet. Tabu var. Şu an işte ayıp. Çekimsel davranmak zorunda kalıyor. Gerçi Hülya Hanım'la biz sevgili seyirciler, konuklarımızla biz ön görüşmesi yapıyoruz. Ön görüşmesinde dedim tam... Yani bizim bu kadar konular muhteşem, tam bizim konular. Bir de tam istediğimiz kişiden tam değinmemiz gereken, aydınlatmamız gereken. O yüzden çok sevindik inanın burada olduğunuza. Sorularımıza başlayalım mı? Evet, başlayalım. Sen istersen başlayalım. En önemlisi baştan. Mahremiyet nedir? Ama istersen sevgili seyircilerimize de bir hatırlatalım numaralarımızı. Evet, doğru. Gerçekten onlar da bize ulaşsın. Gerçi sorabilirler değil mi? Tabii ki. WhatsApp'tan yazıyoruz biz sürekli. Sevgili izleyiciler, bu konuyla ilgili tabii ki herhalde kafanıza takılan bazı şeyler olabilir. Hiç çekinmeden bize bugün ulaşın lütfen. 079 12 15 471'den bize özel de yazabilirsiniz. Ben sürekli telefona bakacak oluyorum. Anonim de olabilir. Anonim de olabilir. İsmi vermeniz gerekmiyor. Sıkıntılarınız varsa kendi insanlık, tabii ki her konuda bize, bu konuda tabii ki aile danışmanı olduğu için hiç sıkılmanıza gerek yok. Arayın, sorun, isim vermeyin. Biz buradayız, sizin için buradayız. Sonuçta sizler için yapıyoruz bu programı. Gerçekten çok donanımlı bir hanımefendi Hülya Hanım. Tekrar teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Girelim, başlayalım. Mahremiyet nedir Hülya Hanım? Sevgili seyircilere bir anlatalım, acaba nedir gerçekten? Mahremiyet kavramı aslında bizim toplumumuzun çok yabancı olmadığı bir kavram. Yani kavram noktasında baktığımızda genellikle
toplumumuzun içerisinde özellikle haç farizası gündeme geldiği zaman daha çok yakın bulduğumuz bir tabir. Yani işte yanında mahremi olmadan gidilmez veya yanında mahremi kimdi gibi sorularla karşılaşılan bir tabir. Ama günlük hayatımızda mahremiye çok fazla aslında bilinçli kullanmadığımız bir tabir. Yani sadece haç boyutuna indirgenen ve o da yine maalesef sadece kadın boyutuna indirgenen boyutta. Fakat mahremiyet kavramını bizim bugünkü işleyeceğimiz konu bağlamında aldığımızda çok geniş bir kavram olmasıyla beraber biz bugün beden boyutuna inmiş olacağız. Çocuklarımızdaki mahremiyet gelişimini, mahremiyet eğitimini beden boyutuna inmiş olacağız. Mahremiyet kısaca ifade edilecek olursa yani kişinin sınırlarını belirlemiş olması, kişinin kendi sınırlarını bilmiş, öğrenmiş olması ve sadece kendisiyle kalmamış, aynı zamanda da karşı tarafın sınırlarının belirlenmiş olması, yani onun bilinmiş olması. Sadece sınırlarla kalmayıp aynı zamanda mahremiyet aslında kişinin bireye doğrudan değer atfetmesidir. Çünkü insanın kendi sınırlarını ve başkasının sınırlarını bilmiş olması da birey olmanın ön kabulüdür. Dolayısıyla doğrudan kendisine ve karşısına değer atfetmedir, saygı duymadır ve özel alan sınırlarının biçimlendirilmiş olmasıdır. Hı hı. Bizler mahremiyet eğitiminde, çocuklarımıza mahremiyet eğitiminde bahsederken sadece çocuklarımızın kendilerini beden bağlamında değerlendirecek olacağız biraz sonra. Sadece kendi bedenlerine özel alan veya sınırlarını belirlemede değil, aynı zamanda karşı tarafın yani kendilerinin dışındaki insanların da mahremiyet noktasında beden alanlarının sınırlarını başta kabul etmeleri, o sınırlara saygı göstermeleri, karşısındaki insanlara bu bağlamda değer atfetmeleriyle de otomatikmen öğrenmiş olacaklar. Yani mahremiyet eğitiminden bahsettiğimizde özel alanların ve kişisel alanların sınırların belirlenmesinden bahsediyoruz demektir. Evet, ve bunu da zorla, zorbalıkla, mecburiyetle değil, daha ziyade karşımızdaki insanın o sınırlarına saygı duyarak ve değer vererek. Yani mahremiyet eğitimi veya mahremiyet nedir sorunuza bu şekilde kısaca cevap verebiliriz. Daha doğrusu doğru eğitimi vermemiz gerekiyor ki yarın bir gün herhangi bir sorunlarla da karşılaşmayalım çocuklarımızın, değil mi? O anlamda. Hatta mahremiyet eğitimini vermeden önce mahremiyet duygusunu oluşturmamız gerekiyor. Olayın bir basamak öncesine geçmemiz lazım. Yani mahremiyet eğitimi noktası bilinçli bir şekilde uygulanan bir olay. Yani karşımızdaki insanın en azından belli bir yaş sonrasında aktardığımız bir eğitimden, bilinçli bir eğitimden bahsedebiliriz. Ama bundan daha öncesinde de o duyguyu henüz daha zihnen gelişmemiş olan çocuklardan bahsettiğimizde o duyguyu aktarabilmek de doğal bir sürecin içerisinde. Daha bebeğimizin anne karnına düştüğü andan veya hatta bebek sahibi, çocuk sahibi olma arzusunu belirlediğimiz andan ona atfetmiş olduğumuz değerle de bağlantılı. Çünkü onu bir birey olarak kabul edebilmemiz için onun varlığına öncelikle saygı duyabilmemiz gerekiyor. Serdar'cığım, bu konuyla ilgili şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Yani biz biliyorsun hep çağrıda bulunuyoruz sevgili seyircilerimize, işte eğitim ne kadar önemli, şu önemli, bu önemli derken çocuk eğitimi. Bizde ilerideki olacak sıkıntılara yol açmaması için burada başlamak gerektiğini düşünüyorum sence. Yani bu mahremiyeti bilirsek, saygı duyarsak eğer diğer hani yanlış anlamayın tabiri caizse tecavüzlere falan yol açmaması için burada başlamak gerekiyor ailelerin. Eğitimini burada düzgün vermek zaten gerekiyor Hülya galiba. Zaten Hülya Hanım evet o konuda da bayağı bir söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. Evet kesinlikle yani o doğru eğitimle ilgili da... çünkü hani hakikaten mahremiyet tabu olayı bizlerde küçükten beri aşılmış. İşte ayıp konuşulmaz öyle şey mi olur falan. Biz de şu programda şunun zorluğunu çekecek gibiyiz bir gün hepimiz. Onun farkındayım ama yeter ki insanlarımız bilinçlensin, çocuklarımız doğru eğitimi alsın. Artık ancak aşalım onları. Mahremiyeti diyoruz. Sadece cinsellik boyutunda düşündüğümüz zaman bu tabular veya işte ayıplar, günahlar biraz daha gündeme geliyor. Fakat mahremiyet kendi her toplumun kendi kültür yapısı içerisinde
zaman zaman farklı şekillenen, zaman zaman da evrensel boyutta ortak yerde buluşulan noktalar vardır. Az önce bahsetmiş olduğumuz sınırları, işte değer atfetme, ortak noktada birleşilen boyutlar, ama her toplum kendi ahlaki değerlerine göre de mahremiyetin sınırlarını belirlemiş oluyor. Yani bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Kesinlikle, kendi kültürel yapısı, kendi inanç sistemi içerisinde. Bu zaman zaman çarpık kültür anlayışına, hatta dinle bir bağlantısı olmamasına rağmen toplumumuzun içerisinde bir gelenek haline de gelebiliyor. O zaman tabudan bahsetmek mümkün. Sonra bir de mahremiyeti biz bedensel boyutunu işleyeceğiz ama sadece bedensel boyutu kapsamıyor. Yani mekan mahremiyeti var, konuşma mahremiyeti var. Aile, yani mesela aile mahremiyeti var. Aile mahremiyeti var. Örneğin benim işimde özellikle çocuk ve ergenlerle çalışırken mahremiyet çok önemli bir olay. Bana 14-15 yaşındaki bir ergeni, ebeveyni getirdiğinde benden çıktıktan sonra ebeveyn çocuğuyla ne konuştuğumu veya çocuğun bana hangi sırlarını aktardığını öğrenmek istemesi mahremiyet alanına giriyor. Ve ben bir terapist olarak bana aktarılan gencin bana aktarmış olduğu konuları, sorunlarını ebeveynine şahsen, kendi canına veya bir başkasının canına kast yok ise aktaramam. Neden? Mahremiyet sınırları belirlenmiş oluyor. Doğru. Aynen. Yani mahremiyet çok geniş. Hipokrat yemini gibi bir şey aslında mahremiyet. Evet, o anda. Yani Almanya'da o çok anda. Önemli bir faktör. Evet, aslında yemin. Bizim kadim kültürümüzde de çok önemli. Evet. Çünkü aksi dedikoduya giriyor bakın. Yani bizler sadece dedikoduyu birinin arkasından konuşma olarak nitelendiriyoruz ama bir insanın mahremiyetine açığa çıkarmış olmak da aynı zamanda dedikodunun ta kendisi olmuş oluyor. Çünkü güven alanı sınırları burada rencide edilmiş oluyor. Çok aslında düşünüyorum da konu öyle bir detaylı ki ama bir o kadar da ucu her konu yer. Öyle olaylara, konuşmalara yer açabilir ki şu an. Karı kocanın çatışmasından tutun aile, anne baba ama biz mümkün olduğu kadar konuda kalalım. Ama düşünüyorum da aslında siz konuşurken oradan da oraya, oradan da oraya çok böyle alanlı şey çıkabilir. Çok fazla bir bilgi alacağız inşallah. Bir günde biz böyle bir sohbet edelim. Bak şöyleydi, şurada bütün hepsini bir alalım böyle bir rahatlıkla. 4-5 saat içinde. Burada şunu görüyoruz. Çocukluk döneminde öğrenilen mahremiyet eğitimi, mahremiyet duygusu oturmuş ise yetişkinlik alanında ister birey olarak arkadaşlarımızla, ister iş sahasında, ister karı koca ilişkilerimizde, ister genel manadaki aile hayatınızda mahremiyete biraz daha hassas davranan insanlar olabiliyorsunuz. Yani bu öğretilerle yetişmiş iseniz, doğru öğretilerle yetişmiş iseniz. Daha saygılı bir insan oluyorsunuz her anlamda galiba. Mahremiyeti böyle biraz ele açarsak, yani ele almış olursak, daha saygılı, daha düzgün. Hayayla mahremiyeti ayırt etmek gerekiyor. Ayırabiliyorsunuz bu konuda. Evet, aynen. Biz sorularımızı devam edelim. Evet, sorularımız. Biraz da diyorum Hülya Hanım üzerine çok yüklenmeyelim. Niyetli kendisi bu. Sürekli konuşturuyoruz böyle. Ama böyle biraz araya böyle bir sohbet edelim. Sizi biraz dinlendirelim derken profesyonel bir şekilde bir program olsun sevgili seyirciler. Aynen, işte. Ama çok güzel sorular hazırladık inşallah. Çocuklara küçük yaşlarda mahremiyet eğitimi vermek neden önemlidir? Bunu zaten bir şekilde izah ettiniz siz. Kaç yaşından bu çok önemli? Kaç yaşına itibaren mahremiyet eğitimi verilmelidir? Şimdi kaç yaşından önce mahremiyet eğitimi verilmelidir de verilmelidir kelimesinden sorusuna cevap vermeden önce şuna bakmak lazım. Yani neden verilmelidirle bu soruyu birleştirelim ve arada çok böyle bir giriş mahiyetinde bir açıklama yapalım. Biz soralım, derim. Siz en uygununu anlayın. Estağfurullah. Yani neden verilmelidir? Dedik ki çocuklar daha sonraki hayatlarında hem bireysel yaşantılarında söyledik ama diğer tarafta da doğru mahremiyet eğitimi alan çocuklar, gençler daha sonra yetişkinlik düzeyinde de daha sağlıklı birey olmalarına zemin hazırlamanın yolu buradan geçiyor. Bedensel boyutta baktığımız zaman bugünkü konumuz daha ziyade bedensel boyut olduğu için ileriki evlilik hayatlarında, ilişkilerinde, cinsel ilişki hayatlarında da doğru mahremiyet eğitimi doğrudan bir etkisi olduğu için sadece onun için bile verilmesi çok önemli. Yani bugün toplumumuzda maalesef tabulardan bahsettiniz siz girişte. Bizim toplumumuzda kadın ve erkekteki cinsel eğitim veya mahremiyet eğitiminde yaklaşım biraz daha çarpık olabiliyor.
Şöyle örneklendirecek olursak, yani bir kız çocuğunu kısa bir etek giyip altına eğer bir legging giymemiş ise onun oturmasına daha dikkatli bakıyoruz ve atıflarda bulunabiliyoruz. Yani daha düzgün oturması gerektiğiyle ilgili. Ama bir erkek çocuğumuzda işte bacaklarını açıp oturduysa çok da fazla dikkat etmiyoruz. Yani onun için neden? Çünkü erkektir mantığı dedir. Biraz daha yatkın olabiliyor. Veya erkek çocuklarımız ergenlik dönemlerinde kız arkadaşlarından bahsederken işte yakışıklı oğlum, paşa oğlum gibi koçum, övünmeler varken işte tabii ki kızlar peşinden koşacak gibi övünmeler varken bir kızımızın çok da masumane bir sınıf arkadaşıyla, bırakın çok ilerisine bile konuşmamıza gerek yok. Evet. Bir sınıf arkadaşıyla, tanıdığı bir komşu delikanlı ile konuşması toplum içerisinde çok daha büyük olay olabiliyor. Yani hemen olumsuz atfedilebiliyor, kötü gözle bakılabiliyor. İleriki yaşlarda bir kadının boşanmasında hele hele bir kere boşanmayıp ikinci eşinden de ayrılmış ise zaten yani bütün yükümlülüğü, bütün sorumluluğu kadına yükleyip işte zaten belliydi onun öyle olacağı. İyi kadın olsaydı gibi söylemlerde bulunabiliyoruz. Öyle yargılarla savaşıyoruz. Aynen. Maalesef ve bunun içinde ayrılan kadınlarımız ciddi manada sıkıntı çekebiliyorlar. Ama erkek açısından elinin kiri olarak nitelendirilebiliyor. Yani erkektir, yapar. Giden, aynen. Yani bugün odur, yarın bir başkası olur. Çok da fazla. Çok da rahat. Çok da rahat bir ifadeyle onu koruma altına alabiliyoruz. Bu aslında yani görünüşte kadınlarımıza veya kız çocuklarımıza eziyet gibi gözüküyor. Evet, bu bir eziyet gözüküyor değil, bir eziyet, yanlış bir tabu ile bu bir eziyet, ama erkeklere de aslında eziyet ediyoruz. Yani sanki ahlakın, namusun veya mahremiyetin sadece ve sadece kadına indirgenmiş olması aslında erkeklere yapılan da diğer tarafta büyük bir hakaret. Yani onların buna ihtiyaçları yok veya onlar ahlaksız olabilirler gibi de bir o kadar ince düşünecek halı altından da bir gönderme yapmış oluyoruz. Yani bu da çok korkunç bir olay aslında. Çok ciddi bir haksızlık. Yani sadece kadın cinsiyetine haksızlık yapılmıyor bu yanlış mahremiyet anlayışımızı. Evet. Erkek çocuklarına, erkeklere de yapmış olduğumuz bir yanlış ve hatta ciddi manada bir eziyet olarak nitelendiriyorum. Çünkü erkeğe biçmiş olduğunuz rol orada yani hiçbir sınırı olmayan, canı istediği zaman istediğini yapabilecek. Evet. Ahlaki değerleri göz önünde bulundurmayan bir varlık gibi gösterirken bütün sorumluluğu kadının üzerine yüklediğinizde, ahlakı sadece kadın cinsiyeti üzerine yüklediğinizde kadına da farklı bir mana yüklemiş oluyoruz. Yani ahlak her iki insan içinde, her iki cinsiyet içinde geçerli ve evrensel bir durumdur. Yani sadece bizim kültürümüzle bağlantılı da olaya sadece bakmamak gerekiyor. Kesinlikle. Hülya Hanım, o zaman kaç yaş itibariyle demektense aslında doğuştan itibaren anne baba bilinçli olması gerekiyor. Olması gerekiyor diye toparlayabilir miyiz bu konuyu? Anlattıklarından düşünmesi gerekiyor ki doğru eğitim oradan yönlenmeye başlasın. Aslında doğduğu günden itibaren eşdeğer bir eğitimle. Hatta bir tık daha öne gitmemiz lazım. Yani çocuğun anne rahmine düştüğü andan itibaren, kalbi atmaya başladığı andan itibaren aslında bir canlıdan bahsediyoruz. O canlıdan bahsettiğimiz an mahremiyet aynı zamanda değer atfetmedir dedik. Yani dolayısıyla ne olmuş oluyor? O canlıya, anne karnında kalbi atan canlıya değer atfetmiş olmamız, değer verip vermemiş olmamız da doğrudan mahremiyet alanını kapsamış oluyor. Doğru. Ben biraz daha öne gidiyorum. Evet, bu bir iddia. Düşünüyorum. Nasıl ki çocuk eğitimi sadece evlendikten sonra genel manada diğer eğitim faktörlerini düşündüğümüz zaman da sadece çocuk doğduktan sonra başlamıyorsa mahremiyet eğitimi de aynı şekilde başlamıyor. Çünkü hakeza bir önceki örnekteki gibi eş seçiminden itibaren başlıyor. Ona değinmek istiyordum. Demek ki her şey eş seçiminden de başlayabilir. Oradaki alacağınız doğru kararlar, doğru eş çok şeylere faktör olabiliyor ileriki hayatımızda. Kesinlikle. Yani neden? Çünkü eşinizin de sizin eğitime bakışı, eğitimle ilgili duruşu çok önemli. Bu konudaki bilgisi çok önemli. Bu konudaki tercihleri çok önemli. Hayata bakışı çok önemli. Cinsiyete bakışı çok önemli. Yani kadın ve erkek bağlamında. Kaldı ki mahremiyet duygusunun oluşabilmesi için daha henüz daha bilişsel olarak gelişmemiş olan bir çocukta
ne yapılması lazım? O mahremiyet duygusunun aktarılabilmiş olması için de ebeveynlerin mümkün mertebede mahremiyet eğitimi algısı da aynı noktadan, aynı pencereden bakılması gerekiyor. Ve bunda paylaşmaları gerekiyor. Ve paylaşmaları gerekiyor. Yani evet, düşünün ki ebeveynlerden bir tanesi kız ve erkek boyutuna mahremiyet eğitimini ahlak noktasında aynı bakarken diğer ebeveyn kız çocuğunda farklı, erkek çocuğunda farklı oluyorsa çocuğun kafası karışacaktır. Evet, ama onun bu dönem çok büyük bir savaş gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü o dereceye gelmedik. Hani yani şimdi biz eğitiyoruz çocuklarımızı. Şimdi artık bundan sonrası. Ama ben şu an düşünemiyorum anne baba eşiyle onun çatışmasına girsin. Yani hayır, bu doğru. Çünkü eski örf adete göre babalarımız şu an çok olduğu için onun için de ayrıyetten bir terapi galiba gerekiyor. Evet. Anne babanın aynı fikirde. Topladığımız tecrübeye dayanaraktan konuşuyorsak etrafımızda da evet, erkek ebeveynler daha çok hayır, karışık yapamaz. Olmaz. Evet, daha da böyle otoriter oluyor. O da ayrı genelde bir sorun bence. Biz sistemik bir şekilde arkaya gittik farkındaysanız. Biz bir ortadaydık. Diyorum ya, tutmak çok zor. Gerçekten çok zor. Çözmeye çalışıyoruz şu an. Gittikçe geriye gidiyoruz. Sistemik bir şekilde sizin anlatmak istediğiniz bu olay bu galiba. Aynen. Nereden nereye? İlerliyoruz. Ucu çok bir yerlere gidebiliyor şu an, dağılabiliyor. Kesinlikle. Ama böyle bir kalmakta ısrarlıyız biz yine de. Konuda kalmakta. Zaten son 5 dakikamıza girdik. Eklemeyi yapalım arzu edersen. Tabii. Yani ebeveynlerin mesela bakış açısı bu noktada çok dedikti. Siz daha ziyade erkeklere biraz daha yüklendiniz ama ben bu noktada erkeklere çok fazla yüklenmek istemiyorum. Yani kadınlarımız yaptıklarından da yola çıkalım. Yani bizler genellikle söylemlerimizde anne olarak, kadın olarak şunu diyebiliyoruz. Yani kız çocuklarımız biraz daha esnek yetişsinler. İşte biraz daha kendi haklarını koruyabilsinler diyoruz ama yapmış olduğumuz eylemler hiç de bunu göstermiyor. Bakın. Öyle mi? Daha anne karnındayken bugün genç annelerimize baktığımızda ultrasyon resimlerini internetlerde paylaşıyoruz. Çocuk mahremiyetine doğrudan aslında müdahil olmuş oluyoruz. Balon patlatmalar falan. Yani cinsiyet belirleme partileri. Şey değil yani, aslında da konular nerelere değiniyor farkındaysak. Yani erkeklere yüklenirken kadın boyutunda burada biz kendi kendimize de neler yapıyoruz aslında, bunun öz eleştirisine yapmamız lazım. Yani ultrasyon resimleri, işte internete düşen resimler, işte cinsiyet belirleme partileri, daha sonrasında mevlitler, isim koyma veya işte örf ve adetlerimizi de içerir galiba bunlar. Şimdi örf ve adetlerimizde de bazen yanlışlıklar yapılabiliyor tabii ki. Yani her şeyde dört dörtlük işlenmiyor biliyorsunuz. Bu konuyu da konuşmuştuk. Evet. Yani neler doğru, neler dahi yanlış. Şimdi çok az da vakit kaldı ama 2-3 dakikamız kaldı. Devam edeceğiz birazdan galiba dedim, ama siz buyurun. Aynen. Yani örf ve adetlerimizin nereden geldiğine bakmalıyız. Örf adetleri toplumlar belli yıllar içerisinde uygulamaya döktükten sonra onlar örf ve adet noktasına geliyor. Bizim kendi kültür yapımızın içerisinde aslında o mevlitler, o partiler yoktu. Bunlar son dönemlerin modası haline gelmiş olan eylemler. Belki bir 50 yıl sonra bunu bir örf adetten bahsetmek mümkün olacaktır. Yani bugün genç annelerimiz bu tür partileri yaparken muhakkak ki içlerinde kalan belli duyguları tatmin etmek istiyorlar. Muhakkak ki yapamadıkları bir başka eylemi, bir başka eğlencenin yerine bununla doldurmak istiyorlar. Ama sünnet bu da kastetmişim aslında ben. Biz diyoruz ya Birgül arkadaşımla hep aynı galiba diyoruz. İkimizin de aynı çift. Tam ben sünnet derken tabiri caizse benden çok yaşayacakmışsın derler. Tam bunun için de sünnet düğünlerimiz de aslında Peygamber Efendimizin sünneti. Yani hakikaten Peygamber Efendimiz'in sünneti olan bir şeyi, bunu ben söylemekte de çekinmiyorum, ben çok karşıyım. Bunu eğlenceli kutluyoruz bir şekilde yani. Kutlamayı, kesinlikle kutluyoruz. Benim bireysel görüşüm o. Bu da onun içinde dahil olduğunu düşünüyorum. Evet, aynen. Evet. Doğru. Şimdi sünnetten bahsediyoruz, Peygamber Efendimiz'in sünneti dediniz, doğru. Yani Hazreti İbrahim'in sünnetine gidiyor aslında erkeklerdeki sünnet olayı. Ancak bugünkü kutlama şekli var mıydı? Bir bakalım. Yani sünnetin hangi boyutunu yerine getiriyoruz?
Evet. Hangilerini getiriyoruz? Hayır, o boyutta bile yani erkek çocuklarımız sünnetinde bile ne kadar sünnetin dışına çıkıyoruz. Evet. Yani sadece o eylemin gerçekleşmiş olmasıyla yapılan eğlenceler, o sünnet düğünleri gerçekten sünnete ne kadar ya, şöyle bir uyuyor ve ne kadar da çakışıyor aslında, ne kadar ters de düşüyor. Hı-hı. Bu da zaten mahremiyet eğitimine baktığımızda yani çocukları sünnet, erkek çocukları sünnet olduğunda o büyük şatavatlı görsel uygulamalar aslında mahremiyet alanında ilan etmeyle beraber ciddi manada ben kabul edemiyorum olumsuz yönde etkilemiş oluyor. Böyle açık konuda kalmak için ısrar ediyorum. Hiçbir ben de yapmadım. Çok şükür ki öyle bir düğün falan yapmadım. Mevlütümü okutturdum. Mevlütümüzü okuttuk. Biz yapacağımızı yaptık. İşte yetimlere faydamız oldu o şekilde. Dağıttık paramızı. Allah'a çok şükür. Yani yapacağımızı da düşünmüyorum bir daha. Evet, geldik yine böyle hızlı bir şekilde. Rüyamda dilendirelim. İlk yarıya geldik. En azından ilk yarıya, ilk round'a geldik. Evet. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam aramız var ama dediğimiz gibi yine reklamlardan sonra hararetli tüm hızıyla hararetli bir şekilde siz de katılmak isterseniz numaralarımızı biliyorsunuz. Bize eşlik edebilirsiniz ama önce reklamlar. Design by Akaslan Mobilya ve Mutfağın sunduğu Kadınca devam edecek. Çin'in Uygur Türklerine yönelik soykırımı artarak devam ediyor. Dünya Uygur Kurultayı, kardeşlerimize yapılan bu haksızlığa ve zulme bir dur demek için uluslararası mahkemeye gidiyor. Dünya Uygur Kurultayı'nın öncülük yaptığı bu hizmette siz de yardımlarınızı Müslüman kardeşlerimize bağışlayarak onlara umut olun. Sevdik, seni çok sevdik. Efendiler, biz seni çok sevdik. Avrupa'da iftar ve sahur sofralarında Efendiler Zeytin, Çiloğlu'ndan. Hayırlı Ramazanlar. Zevkinize göre her marka aracı, bakımlı bir şekilde Leverkusen merkezde bulunan galeriden alma imkanı sunan Asa Servis GmbH, AutoFit profesyonelliğiyle yine her marka aracınızın tamirini güvenli bir şekilde yapar. Kaporta, boya, yıkama, iç dış temizlik ve cila olmak üzere tek elden hizmet sunuyoruz. Müşterilerimizin güvenli seyahati, müessesemizin hizmet anlayışıdır. Asa Servis GmbH Leverkusen. Ali İnci Ören garantisiyle. Açlık sana ne ifade ediyor? Oruç tutmak açlığı ve açları anlamak içindir. Sen açken iftarın geleceğinden eminsin. Peki ya iftara hiç gelmeyenler? İftar sofrasında bile sıcak bir çorbaya hasret kalanlar? Açların, muhtaçların sofrasına bir gıda paketiyle senin de katkın olsun. Mübarek Ramazan ayında onlara iyi bak ve şimdi bağış yap. Hatice ninenin nefis yemeklerinin baş tacı, taş değirmende öğütülmüş bulgurla pişmiş bulgur pilavı. Memleketin en iyi bakliyatı Marmara'yla hep sofranızda. Aklın onlarda kaldıysa hemen harekete geç. Ekrandaki numarayı ara ve şimdi bağış yap. Türkiye'nin en sevilenleriyle birlikte Madame Coco Almanya'da 7/24'te. Dört bir yana ulaşan hayırseverliğimiz canı gönüldendir bizim. Bu yılda bereketli olsun, canı gönülden olsun Ramazan. Ramazan'da bütün iyilikler canı gönülden. 118-20 Avusturya bilinmeyen numara hizmeti yetkili servisiniz. Sağlık sektörü, emlak sektörü, gastronomi, şirket telefon santrali, sekreterlik hizmetleri ve daha fazlası için bizi arayın. 118-20 Avusturya danışma hattı. İnsan üzerinde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ultraviyolet LED teknolojisine sahip
aerorat hava temizleme cihazları, polen, küf, bakteri ve COVID ile alakalı olan hastalıklar için havadaki mikroplardan kurtulmak, çevreye kimyasal madde ve ozon molekülleri üretmeden %99 etkili çözüm sağlamaktadır. 50 bin saat çalışma ömrü ve aktif karbon teknolojisiyle üretilen filtresini değiştirmenize gerek yoktur. Camiler, okullar, hastaneler, marketler, alışveriş merkezleri, eczaneler, berberler, fabrikalar, hayata dair her alanda güvenle kullanabilirsiniz. Ürünlerimiz CE ve ISO 9001 belgesine sahip olup %100 Türk malıdır. Aerorat hava temizleme cihazları, sağlığınız bizim için önemlidir. Hani canın halis muhlis, gerçek sucuk çeker de, için bir cız eder ya. Özyörem sucuk yetişir imdadına. Hayırlı Ramazanlar. Çeyrek asırlık lezzet çınarı Akgül Döner Prodüksiyon. 25 yıllık tecrübenin lezzete dönüştüğü yer. Ürünlerimiz %100 helal ve kaliteli. Akgül Döner adeta bir sanat eseri. Dana yaprak döner, dana hindi döner, klasik Trabzon kuşbaşısı kıyma döner, tavuk döner, hindi döner, tavuk hindi döner, kebap döner. Ayrıca eşsiz lezzet formülüne sahip Akçaabat köfte ve Akgül köfte ürünlerimizle damaklarınız şenlenecek. Akgül Döner Prodüksiyon Avrupa'nın her yerinde. Paylaşmak için en güzel ay. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu. Yetimhanelerde bayram sevinci duyulmaz. Oysa ki bir koli gıda, bir iftar sofrası Ramazan boyu yüzleri güldürmeye yetiyor. Help Yetim olarak Ramazan neşesi her eve ulaşsın diye birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri dağıtıyoruz. Paylaşmak için en güzel ay. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu. Pimapen kapı pencere panjur sistemi. Teras ve kış bahçelerinde en yüksek kalite, en iyi hizmet ve profesyonel ekibiyle Mengeder Festerbau yaşam standartlarınıza katkı sunar. Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanına teslimat mümkündür. Yaptığı işlerdeki ısı tasarrufuyla bütçenizi düşünen Mengeder Festerbau, 40 yıllık dost. Zekat, vererek doymanın, paylaşarak çoğalmanın adı. Verince azalmaz, paylaşınca ziyan olmaz diyen peygambere iman etmenin tadı. Zekatın bereketli eli nice yetimleri doyuruyor, nice mazluma yaşama sevinci, nice çocuğumuza ve gencimize gelecek umudu olur. Gelin rızkımızı çoğaltmak için, ekmeğimizi, mutluluğumuzu arttırmak için sevincimizi paylaşalım. Kanun değişikliği can mı yakacak? SSK'lı olarak yurt dışı borçlanma tarihe mi karışıyor? Yurt dışı borçlanmada vatandaşlarımız zorda mı kalacak? Bağkur'dan emekli olmak zorunlu hale mi geliyor? Yüksek emekli aylığı alabilmek için ne yapmalıyız? Düşük emekli aylığına karşı dava açabilir miyiz? Acilen borçlanmak zorunda mıyız? Emekliliğe ilişkin davalar, boşanma, velayet ve nafaka davaları, veraset ve miras davaları artık cevapsız kalmayacak. Sosyal güvenlik uzmanı avukat Mehtap Biçer sorularınızı yanıtlıyor. Günlük balık, taze balık, Pasifik. Biz bu balığın tazeliğini sevdik. Pasifik Z-Fish. Sofralarınızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pasifik Z-Fish. Kurumtaş Hukuk Bürosu, hukuk ve haklarımızı sunar.
ve haklarımız. Avrupalı Türklerin hukuki haklarının konuşulacağı bu programda Afgan skandalı, banka hukuku, sigorta hukuku, miras hukuku, trafik hukuku gibi konuların cevap bulacağı Hukuk ve Haklarımız, daimi konuk avukat Oğuz Korumtaş'ın katılımı ve gazeteci İbrahim Taş'ın sunumuyla pazar günü saat 14'te Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa'da. Siz de artık habercisiniz. Tanık olduğunuz olayları çekin ve gönderin. Şeffaf Haber'de yeni mecra WhatsApp. Yayınlanmaya değer her haberi, aktarılmaya değer her görüşü, çektiğiniz tüm görüntüleri WhatsApp'tan +49 177 399 94 94'e gönderin, yayınlansın. Avrupa'da denince Kanal Avrupa, gücü özgürlüğünde. Home Design by Akaslan Mobilya ve Mutfağın sunduğu Kadınca devam ediyor. Evet, tekrar merhaba sevgili seyirciler. Kadınca programımız tüm hızıyla devam ediyor. Tekrar kısa bir hatırlatma yapalım. Bugün programa değerli konuğumuz kim ve neleri konuşuyoruz burada? Hülya Akbul Çakır, sosyolog ve sistemik aile terapisti kendisi. Mahremiyeti konuşuyoruz, çocuk eğitimini konuşuyoruz. Tüm hızıyla programımız devam ediyor. Ama bizim programımızı devam etmeden önce sizlere duyurmak istediğimiz... Çok bir önemli. Önceki programlarımızda da duyurduğumuz gibi güzel bir aile, güzel bir anneler programı hazırlıyoruz biz Kadınca olarak. O güne dair de yarışmalarımız var. Bu yarışmayla ilgili evet. Size birkaç bir şey söylemek istiyoruz. İsterseniz bir VTR izleyelim önce. VTR'miz var o konuyla ilgili. VTR'mizi izleyelim, sonra onun üzerinde de biraz bir şeyler konuşalım. Evet, anlatacağız size. Kadınca bu sene Anneler Günü'nü unutmadı. Şimdi sıra sizde. Gelin annelerimizi sevindirelim. Sevgili çocuklar, annenizin resmini çizin ve bize gönderin, annenizi sevindirin. Evet sevgili seyirciler, VTR'mizi seyrettiniz. İlk önce ben bir teşekkür etmek istiyorum. YTB'ye buradan çok teşekkür etmek istiyorum bizlere destek olduğu için. Evet, Anneler Günü'ne yönelik güzel bir çalışma yapıyoruz. Güzel sürprizler hazırladık sizler için. Ama sizlerden istediğimiz nedir? Buna bir değinelim. Çok az ve öz, kısa bir şekilde söyleyeceğiz. Evet. Bilgi sen söyle. Neler istiyoruz biz seyircilerimizden? Evet, sevgili izleyiciler galiba beni hiç böyle ciddi görmemişti. Dün çekimde tabii ki bunu gördüler şimdi ekran karşısında. Evet sevgili seyirciler, size duyuru yapmak için en net şekilde söylemek istiyoruz. Lütfen çocuklarımıza oturup bir tane resim çizmesini isteyelim. Sizi çizsinler. Yani tabii ki herkesin becerisi, her çocuğun becerisi farklıdır ama bizim için önemli olan yapmasıdır. Biz de buradan size çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen güzel bir tane resim çizdirin ve bize yollayın. WhatsApp üzerinden bize ulaşsa çok güzel olur. Direkt değerlendirmeye alacağız çünkü listemizi yapıyoruz. 0179 12 15 471'den bize ulaştırın. Ayrıyeten şiir yarışmamız var. Şiirde tabii ki annenize güzel bir şiir yazıyorsunuz, bize gönderiyorsunuz. Bu kadar aslında, yani çok evet, önemli bir konu çünkü. Annenize şiir yazıyorsunuz. Tabii ki videoda yollayabilirsiniz bize. Nasıl isterseniz, o sürprizlere de açığız açıkçası. Burada amaç annelerimizi, bize o kadar fedakarlıkta bulunan Türk annelerimizi sevindirmek. Onlara bir sürpriz hazırlamak, programda yayınlamak. Sizin için de güzel bir anı olur diye düşündük. Bizler de biraz renk katmış oluruz diye düşündük Kadınca programımıza. Tabii ki biraz da günümüz hep teknoloji çağında devam ediyor. O da çok güzel bir şey. Devam etsin de. Ama böyle şiirler sanki hani resim biraz yapmalar, nostalji şiirler, oldu. Nostalji olaylar yok oluyor gibi diyerekten biz de Kadınca olarak böyle
Yine de şiirli kalalım, resim çizelim. Malum zaten evdeyiz, evde olan bir dünya yaşıyoruz. Şu an çoğu insan evde. Çocuklarımızla evet, da iyi bir fırsat. Gelin kızım, oğlum, hadi bir resim yapalım. Deyip etkinlik de olabilir bu sizin için. Ardından çok güzel hediyeler bekliyor sevgili seyirciler sizi yani. Ona da değinelim. Evet. İşin güzeli de, bunu hediye eşliğinde emek yapmak. Emek sizden, hediyeler bizden diyoruz. Aynen, logomuz da o. Hemen hızlı bir şekilde logo da ürettik. Evet, emek sizden, hediyeler bizden olacak. Annelerimizi aynen sevindirelim hediyelerimizle, şiirlerimizle. Güzel bir anılar biriktirelim. Hayatta zaten amaç da o. Arkamıza evet baktığımız zaman güzel anılar biriktirmek. Kesinlikle. Yani bir yere dönmeye kadar. Ne zamana kadar? Beşinci yani beşi, altısı diyelim. Çünkü onun yani ondan sonraki evet günleri değerlendirme evet olarak almamız gerekiyor. Şu an var ilgi. Şiirlerimiz var, resimlerimiz var. Evet. Ama bunları daha da çoğalsın istiyoruz. Böyle daha da bir katılım. Bizim için katılım çok önemli. Hı-hı. Ne kadar çok buradan sesimizi duyurup katılımı sağlarsak o kadar daha iyi çok kitleye. Burada aileme de sesleniyorum. Küçük çocuklu olan aileme de. Onlar da gönderebilir. Hiç sıkıntı değil. Yine değerlendireceğiz. Yine değerlendireceğiz. Şiir de çok güzel bir şey. Aynen. Ki ben hep heveslenmişimdir şiir yazmaya, almışımdır böyle elime. O da bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Heves var ama yetenek yok. Gerisi gelmiyor. Yani heves gerisi var gelmiyor ama yazanları da çok gerçekten tebrik ediyorum. Evet. Görüyoruz kaç sosyal medyada. Kaç tane şair aldık birbirinden yani değerli burada. Ki Avrupa'da bunlar yani Türkiye'den bizim Türkçemiz bazen yeterli olmayabiliyor Avrupa'da yaşayanların. Ama ona rağmen ona keza çok güzel şiirler çıktı ortaya. Kesinlikle. Çok duygu yüklü şiirler. Evet. Zaten duygusal milletiz ya, şiir yazmakta çok sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Evet sevgili seyirciler, katılın. Katılın diyelim yani. Yazın, gönderin. Evet. Çizim, gönderin. Ya hocamı da yeteri kadar dinlettik burada. Dinlendi. Devam evet edelim değil mi? Evet, çok önemli konular çünkü. Evet. Yoğun bir ilgi var. Bize sürekli sorular devam evet ediyor zaten. Geliyor. Mahremiyet eğitimi bireyi sırası kimler ya da hangi kurumlar, onu sormadık ama hı-hı sizin konuşmak istediğiniz sünnet konusunda isterseniz anlatabilirsiniz. Onu sorunun içine alalım isterseniz. Mahremiyet eğitimi günlük hayatında içinde doğal evet olarak verilmesi nasıl mümkündür? Örnekleri verebilir misiniz? Sünnet olayıyla zaten az önce reklama girmiş olduk. Yani bu evet noktada erkek çocuklarının sünnet olmasıyla yapılan o eğlenceler. Hı hı. İlk zamanlar bu mevlitlerle, işte Kur'an okumalarla başlamış oldu. Daha sonrasında büyük eğlencelere dönüştü. Teker yeniden bir kısım insanlar, aileler işte o büyük eğlenceleri çok manasız buldukları için yeniden ufak çaplı mevlit veya işte evde veya camide veya bir yerlere bağışlar yaparak bunu ilan etmeye başladı. Ama her ikisinde de görüyoruz ki aslında erkek çocuğun mahremiyetine burada doğrudan müdahil var. Neden? Yani müdahil olmuyor yetişkinler tarafından. Çocuğun özel alanına yapılmış olan bir sünnetle bağlantılı bir eylem, yani ilan edilmiş olması, yani onun kutlanıyor olmuş olması da çocuğun aslında mahremiyet alanına bir saldırı. Daha sonraki yıllarda bazı insanlar veya bazı kesimler neden bu sadece erkeklere yönelik yapılıyor deyip kız çocuklarıyla da bağlantılı bu tür evet, bir aktiviteler oluşturdular. İşte kız çocuklarının henüz yeni adet dönemini görmesiyle evet beraber. Evet, sosyal medyada çok konuşuldu. Aynen, maalesef kutlamalar oldu, ilan etmeler oldu. Yani her ikisinde de şunu görüyoruz. Gerek erkek çocuğun sünnet olması, gerek kız çocuğun regl olması, adet görmüş olması, her ikisinin de bedensel olarak gelişiminin, bedensel olarak var olan bir durumun alenileştirmesi doğrudan mahremiyet sınırlarının yetişkinler tarafından ve maalesef ki böyle bir durumda doğrudan anne ve babası tarafından ihlali olduğunu göstermiş saldırı oluyor diyebilir miyim? Saldırı yani evet, ihlal evet aslında bir saldırı. Aslında evet gerçekten sormuyorlar isteyip istemediklerini. Evet. Kendi kafalarına göre doğru bulduklarını yapıyorlar. Çünkü toplumsal gibi statü, toplumsal beklentiler söz konusu. Özellikle işte o şekliyle kendimizi toplumda ben gitmiştim o da gelecek toplumda yer edinme, toplumsal prestijimizi koruyabilme, ne kadar sükseli şatavatlı bir şey yaparsak kendimizi topluma kabul ettirmeden tutun da yani bunun arkasında yatan bir sürü psikolojik sebepler olabilir. Ama sadece sosyal medyada ilan etmiş olmak da dahil olmak üzere yani orada bir uzmana bir soru sormadan bahsetmiyorum. Hakikaten sosyal medya veya çevresel faktörlerde ilan etmiş olmada çocuğun doğrudan kız çocuğu veya erkek çocuğun
mahremiyetine yapılmış olan bir ihlaldir. Hı hı. Günlük hayatta bunun gibi birçok şeyle mahremiyet eğitimini çocuklarımıza yapmış olduğumuz uygulamalarda göstermiş oluyoruz. Hı hı. Mesela erkek çocuğun bezi değişecekse çok daha ulu orta değişirken kız çocuğunda dip köşe bir oda aranabiliyor. Erkek çocuğunun cinsel organına verilen, atfedilen değer kız çocuğunda başkaları görmesin diye daha böyle sevgi ve muhabbetin o bez değişimi esnasında güven duygusuyla hiç dikkate alınmadan hemen hızlıca değişilmiş olması, bir iletişim kurulmadan. Bu da aslında bizim mahremiyet eğitiminde çocuklarımıza hissettirmiş olduğumuz o mahremiyet duygusunu ne kadar yanlışlığını bir kez daha ortaya koymuş yanlış oluyor. Yanlış değer veriyoruz çocuğumuza. Yanlış bir şekilde, yani hem erkek çocuğuna yapılan bir yanlış uygulama, hem de kız çocuğuna yapılan bir uygulama. Burada ebeveynlerden ricamız, özellikle anne odaklı konuşacak olursak annelerimizden, ama mutlaka babaları da bu işin içerisine dahil edilmesi gerektiğini düşünmeliyiz. Ebeveynlerden ricamız, lütfen kız ve erkek çocuklarının daha bebek yaşlardayken altlarını değişiyorsanız, üstlerini değişiyorsanız, yani bir tişörtünü vesaire de değişiyorsanız, ulu orta değil, onlara ait olan bir oda var ise orada. Yani bunun çok daha rutine bağlanması lazım. Değil ise işte sizin kendi odanızda. Yok bir başka yerdeyseniz belli bir bölgeye geçerek. Yani kız ve erkek çocuğu ayrımı yapılmadan, onlara vakit ayrılarak, hem üst değişiminde hem bezinin değişiminde o bağ kurularak, iletişimde havuzda olunarak. Havuzda denize girerken de bunu çok görüyoruz. Tabii kesinlikle. Havuz içinde geçerli, deniz içinde geçerli. Erkekleri böyle anadan yürüyen sokuyorduk. Aynen. Görüyorduk. Aynen. Çok rahat. Veya kız çocuklarında biraz daha havlu vesaire kullanılırken erkeklerde çok rahat üzerindeki indirilebiliyor. Yani bunlar da kız ve erkek çocuğu ayrımı yapılmadan, mahremiyeti ihlal etmemek adına her iki cinsiyette de buradan arzumuz, isteğimiz, tavsiyemiz, yani tavsiye edebiliriz, daha fazlasını yapamayız tabii ki. Evet. Lütfen her ikisinin de özel alanlarına dikkat edilerek yapılmış olması. Ve ebeveynlerde kendileri model olmaları çok önemli bu tür noktada. Yani hem kendileri giyinirken, İşte kendi odalarında giyiniyorlarsa işte çocuğun beklemesi, dışarıda beklemesi gerektiğini öğrenmesi gerektiği gibi. Kapıya vurmayı öğrenmesi gerektiği gibi. Ama bir o kadar da tersinden almalıyız olayı. Kesinlikle. Özellikle annelerimiz, babalarımız, çocuklar odada ne yapıyor diye kapalı olan bir kapıyı hemen açıp içeri dalmış olmaları da çok yanlış. Evet, çünkü çocuğun mahremiyet alanını orada yine ihlal etme durumu söz konusu. Özellikle ergenlerde buna denk gelebiliyoruz. Ergenlerde mi oluyor acaba sadece? Ben de oğlumdan biliyorum çünkü hemen kızar, anne niye pat diye girdin, ben konuşmadayım. Küçükten beri ben ama yani yaparım, biz onu şöyle anlıyorum Hülya Hanım. Aslında mahremiyet verdiğimiz değerdir karşıdaki kişiye. Aynen öyle. Öyle eşdeğer görebilir miyiz? Çocuklara olsun, büyüklere olsun fark etmiyor yani. Aslında mahremiyet bir değerdir sonuçta. Şunu hani anlatırken bunu algıladım çünkü. Bir özel odaya götürüyorsunuz, çocukla özel ilgileniyorsunuz. İnsanlardan ayrı bir yere götürüyorsunuz. Evet. O çocuk değer görüyor çünkü sizden. Öyle değer yani görüyor, çocuğunuz nasıl ki 25 yaşına girdiğinde yapmayacağınız bir durum söz konusu ise, gerek odasına girme kapıyı tıklamadan, gerek üzerindekini aniden çıkarmasını isteme. Bakın yapamazsınız. Bedensel olarak gücünüz, anne olarak, baba olarak buna yetmeyebilir ama isteme bile olmaz. Yani hangimiz deriz ya hemen şurada pantolonunu bir değiştir. 25 yaşındaki bir insanın yapmayacağımız bir şeyi küçük yaştaki, 3 yaşındaki bir çocuğa da yapmamalıyız. 2 yaşındaki bir çocuğa da yapmamalıyız. Hatta bebek yaştaki bir çocuğa da yapmamalıyız. Yani bu çok önemli. Çünkü değer atfetme bebeklik yaşta, çocukluk yaşta veya yetişkinlik yaşta değişmiyor. Yani kişinin kendisine olan saygınlığını hissettirebilmeniz için değer atfediyorsunuz. Birey olarak kabul ettiğiniz için değer atfediyorsunuz. Onun için eylemlerimizi, çocuklarımızla olan ilişkilerimizi yetişkinlik çağında neleri ne kadar yapabileceğimizi bir gözden geçirip küçük yaşta da o noktada sınırlarımızı ve onların sınırlarını ihlal etmemek adına uygulayacak olursak hem çocuklarımızın sağlıklı gelişiminde büyük etki sağlamış oluruz. Hem de kendi sınırlarımızı daha iyi belirlemiş oluruz ki model olma noktasında da yine onlara faydamız dokunacaktır. Evet. Farkındaysan biz hep yani annelerin vakit ayırmamız gerekiyor. Bu şekilde de başlayabiliriz en azından mahremiyet olayından bile girsek.
Orada değer vermiş oluyoruz. Bir noktaya da değinmek istiyorum. Ya hocam anlatırken peki şu mümkün mü? Sünnet düğününe, ben sünnet düğününe takılı kaldım. Mesela sünnet düğünü yapıyoruz şaşalı bir şekilde oğlumuza işte paşalar gibi falan. Şu bilinçaltı olabilir mi erkek çocuğunda? Vay be ben neymişim? Diyerekten bunun altında onun uğruna o verdiği vay be ben neymişim dediği uğruna yarın bir gün çok sorunların teşkil edeceğini. Çünkü çok şaşalı bir şekilde erkekliği adım attı. Şimdi, onun uğruna da çok büyük hat. Anladınız mı ne demek istediğimi? Evet, bunu tek sünnet düğünüyle sınırlamak yanlış olur. Ama genel manada bu orta bezinin değiştirilmesi. İşte bazı yörelerde mesela çocuğun pantolonunu çıkartıp eve aile büyüklerine cinsel organını göstermesine ve bununla gurur duyan ebeveynler bile olabiliyor. Yani hani erkek çocuğunda biraz daha erkekliğini gösterme noktasında. Evet. Bunların hepsini bir araya alacak olursak ve erkeğin cinsel organına hakikaten yani sadece erkek olmayı cinsel organıyla eşleştirdiğimizde ileride hem erkekte hem de kızı daha ziyade bastırdığımızda hem de kızda yani özgüven yetişkinlikte kadın ve erkek boyutunda cinsel işlev bozukluğu söz konusu olabiliyor. Kadınlarda vajinismus dediğimiz, erkeklerde erken boşalma dediğimiz noktalara varana kadar gidebiliyor. Yani sadece kendisini cinsel organından ibaret olarak gören bir erkekten bahsedebiliriz o zaman. Kadınlarda da cinsel organını yok sayan, yani hiç yokmuş gibi hareket eden, kendisine ait değilmiş gibi utanç verilecek bir organı varmış gibi atfedilen ve daha sonra her ikisinin de cinsel hayatında yetişkinlik bazında evlilik hayatlarını etkileyebilecek bir düzeyde hatta söz konusu olabiliyor. Ayrılmalara bile yol açıyor. Ki çok yani önemli bir eşler arasında çok önemli bir mesele cinsel uyum diye okumuştum. O da onun da çok büyük etkenleri var aile huzuruna, çocuk eğitimine. Tabii ki. Bunların hepsi de oradan başlıyormuş meğersem. Ya yani çok olağanüstü faktörler var yani. Evet. Ben de aşmamız gerekiyor artık kesinlikle. Yani, yanlış yapacağımıza doğru yapalım ama doğru konuşalım diye düşünüyorum. Doğruları konuşalım. Doğru eğitelim. Diyor ya, sen susarsan ben susarsam nasıl çıkacak bu karanlıklar aydınlığa? Kesinlikle. Ben ona çok katılıyorum o kelimeye. Konuşulması gerekiyor ki bunu medyaya, burada medyadan sonra STK, sonra annelere. Hani herkes her eğitimle doğmuyor maalesef. Yani her eğitimi herkes aynı eşit şartta alamıyor, kadınlarımız, kızlarımız. Bunun için de bilenler bilmeyenlere aktarmalı. Dinimizde de nasıl farzsa bildiğimizi 7 kişiye mi 40 kişiye mi aktarmak farz olduğunu diye okumuştum. Ben bilginin de öyle, eğitimin de öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani en olağan durumdan yola çıkacak olursak, yani bugün yaşamış olduğumuz ülke şartlarında Kanal Avrupa, Avrupa'daki insanlara doğrudan hitap ediyor. Mutlaka diğer ülkedeki insanlar da seyredebiliyor ama birincil kitlesi ilk etapta Avrupa'daki insanımız. Evet. Bugün çok kitaptan, kağıttan, kalemden uzak olmayan ülkelerden bahsedecek olursak en azından bugünkü programımız bir vesile olur. Yani bizler nasıl yetiştik, ne tür tabular vardı hayatımızda ve çocuklarımıza bu tabuların hangilerini aktarmak istiyoruz, hangilerini daha kaliteli bir şekilde yaşamlarında değişime uğramaları için ben ebeveyn olarak neler yapabilirim diye internet çağında yaşıyoruz. Her birimiz araştırabiliriz. Bilmediğimiz noktayı bir bilene sorabiliriz. Yani imkanlar söz konusu. Evet, hepimiz aynı eğitimden geçmemiz mümkün değil. Belki de güzel olanı bu ama bilmediğimiz durumları birbirimizden öğrenme gibi bir imkana sahibiz. Ve günümüzde yaşamış olduğumuz teknoloji çağında imkanlar çok fazla. Çocuklarımıza biz bunu aktarmadığımızda çocuklarımız nitekim öyle bir soru gelecek mi bilmiyorum ama bu ağları kullanarak neticede bilgi edinecekler. Neler yapabiliriz? Tabii, tabii ki bu yani bizler ama önceden bunun araştırmasını yaparsak çocuklarımıza bu eğitimin de verilmesinin ne kadar önemli ve elzem olduğunu ortaya çıkartırsak ve göreceğiz ki çocuklarımızla olan ilişkimizde biraz daha farklı bir mesafe kat etmiş olacağız. Ve göreceğiz ki çocuklarımız zaten arkadaşlarından, kendi yaşıtlarından, bulunmuş oldukları ortamlardan, okullardan, anaokullarından ve hatta sosyal medyadan, internet aracılığıyla bu konuları merak edecekler. Neden? Çünkü
insanın gelişiminde sadece zeka ile gelişim söz konusu değil. Sadece duyguyla gelişim söz konusu değil. Evet. Yani belli bir gelişim sahasının içerisinde sosyal gelişimin, zeka gelişiminin, yani bilişsel gelişimin, bedensel gelişimin yanı sıra aynı zamanda cinsel gelişimde insanı insanın hayatı içerisinde önemli bir olgu. Kesinlikle. Ve bu olguyla beraber biz istemesek bile çocuklar gelişirken bunu kendi bedenlerinde hissedecekler ve merak edecekler. Yani bu meraklarını bizim vermiş olduğumuz eğitimle sağlıklı temelini besleyecek olursak ileride onların dışarıdan almış olduğu eğitimle ters düşmeyecek. Kendi kültür yapılarına, inanç sistemlerine ters düşmeyecek bir eğitimin altyapısını biz oluşturduğumuzda ileride de bize ters düşen bir algıyla karşı karşıya kalmamış olacağız. Çünkü bizler bunu ne kadar tabulaştırırsak, ayıp ve günah kisvesi altına sokarsak sokalım, çocuklarımız bu bilgileri dışarıdan öğrendiklerinde ne yapacaklar? Ebeveynlerine olan güven duyguları da sarsılmış kesinlikle olacak. Yani bugün leylekler getiriyor çocukları algısı artık çocukların dünyasında yok. İstediğimiz kadar bunu söyleyebilelim. Kesinlikle. Bugün çocukların cinsel gelişimi evlendikten sonra başlamıyor. Bunu istediğimiz kadar kendimizi kandıralım. Evet. Ve sadece cinsellikle alakalı cinsel eğitim bağlamında sadece ergenlikten sonra hormonal gelişimle bağlantılı değil. Çok daha öncesinden çocuklarımızı sorularına dikkate almamız gerekiyor. Ve annelerimiz ve babalarımız bu noktada kendileri de model olmaları gerekiyor. Yani anne babanın kendi özel hayatında sadece karı kocayı ilgilendiren cinsel ilişkinin dışında normal insani ilişkilerinde, bedensel ilişkilerine bir dokunma, bir sarılma gibi eylemleri çocuklarının yanında yapabilmeleri lazım. Yani anneyle baba yan yana oturup dirsek temasında durabilmeleri gerekiyor. Çünkü bazı ailelerde bunlar bile tabu olabiliyor. Tam da bana maalesef yine bir konu doğdu. Üçüncü programda rahat konuşalım. Şu konu doğdu. Hala maalesef ki birçok yerde Türklerimizde, bizlerde çocuğunu sevme tabusu var. Ya olabilir mi böyle bir şey? Benim aklım almıyor. Evet. Yani anne baba kendi anne babasının yanında çocuklarını sevemiyor. Yani bu örf de birbirlerini sevemeyen insan anne babasının yanında birbirlerine olan sevgilerini ifade edemeyen, gösteremeyen, yani yan yana bile oturmaktan uzak duran insanların çocuklarını sevmesini beklememiz biraz yanlış olur. Kesinlikle, açıkçası. Evet. Ya da tamamen yine tabulaştırmak da en dibine inmek da lazım bu olayın yani. Galiba. Atalara inmek lazım hatta. Ama bunu yaparken bu beyin nereden çıkıyor bunu çok merak ediyorum. Mesela şunu da çok merak etmişimdir. Kalpsizler kim çıkarttı? Sünnet düğününü bu kadar şaşalı kim çıkarttı? Sen ya da hala sünnet düğününde. Ama çok merak ediyorum. Nasıl çıktı bu? Gerçekten hangi kafaya dayanaraktan çıktı? Çünkü dinle bağdaştırılan bir sünnet vazifesi. Evet. Bu da öyle. Anne babasının yanında kendi yavrusunu sevememek ki çocuğa sevgi vermek özgüvenini oluşturuyor. Kesinlikle. Yani kendi çocuğunu hatta toplumda üçüncü, sevmek özgüven oluşumuna etki yapıyor. Üçüncü göz derler Hülya Hanım, şurayı öpmek ne kadar güven verilmiş. Yani önemliymiş bu. Şuradan. Bunlar da bizim bildiklerimiz. Bizim bildiklerimiz tabii ki. Ben de dikkat ederim yani çocuklara da tabii ki. Hayır, ergen ya, oğlumu yani sevmek öperken neresi biraz yanlış? Zorluk çekiyorum tabii ki, o istemiyor çoğunlukla ama kızı öperken daha farklı. O öpmeyi sevmeyi çok şey yapar böyle. Hani üçüncü göz derler burayı yani, öpmek çok önemli. Çocuklarımızın izin verdikleri noktada sarılmalıyız. İzin verdikleri noktada öpmeliyiz ve onların eğer alnından öp diyorsa alnından öpmesine veya ısrarla biz illaki alnından öpeceğiz diretmesi yapmamalıyız. Yani öp de nereden öpüyorsan o da zaten sorularımızda şimdi bir dahaki sorumuzda o çıkıyor. Bu eğitim verilirken özellikle kullanmamız gereken kavramlar var mıdır? Bunlar nelerdir? Buna bir de diğer sorumuzda çocukların mahremiyet ihlal edildiğinde buna itiraz etme hakkını kullanabileceğini nasıl? İşte o da isteyip istemediğini çocuğun, o da çok önemli. Ama isterseniz bu eğitim verilirken özellikle kullanmamız gereken kavramlar çocuk dilinde midir? Nasıldır? Yani bu toplumlarda aslında her toplumda bastırılan, kendi kavramları bastırılan ve yerine yerleştirilen bazı kavramlar olabiliyor. Yani içinde yaşamış olduğumuz Alman toplumu içerisinde de var böyle kendi organın kendisine atfedilen kavramın aslında kendisiyle bağlantısı olmayan. Bizim toplumumuzda da var bu. Yani maalesef kız çocuğu içinde, erkek çocuğu içinde bir sürü yakıştırmalar olabiliyor. Adı konmamış yakıştırmalar olabiliyor.
Kız çocuğunun da biraz daha yelpaze geniş ama erkek çocuğuna da daha ziyade güç odaklı yakıştırmalar olabiliyor. Yani burada yeniden yüklediğimiz mana her ikisi içinde birinde yok sayma, birinde şirinleştirme veya güç yüklemeyle bağlantılı. Biz hangi toplumda olursa olsun açıkçası bana burada bir terapist olarak bunu çok daha net söyleyebilirim ki çocuklarımızı hem art niyetli insanlardan korumak adına hem kendi sınırlarını çok daha net belirleyebilme adına organlarının da kendilerine ait olduğu yani kolu gibi, bacağı gibi, ağzı burnu gibi bir parçası olduğunu bilmesi adına bütün bedenini bir bütün olarak kabul etmesi adına daha ziyade tıbbi terimleri tavsiye ediyoruz. Yani yakıştırmalardan uzak, daha küçük yaşlardan itibaren yani 3 yaşından itibaren bilinçli bir şekilde mutlaka kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Kız çocuklar için vajina, erkek çocuklar için penis kavramının doğrudan kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bazı anne babalar şunu diyebilirler. Yani oturup ben bu kavramı nasıl söyleyeceğim? Şöyle düşünsünler. Yani genellikle sıkıntı şu. Yani işte annemin babamın yanında söylenirse, bir misafirimin yanında söylenirse ne diyeceğim? Eğer çocuklarımıza yakıştırmak uygulanan kavramlar kullanıldığında, başına herhangi bir durum geldiğinde, bir çocuk kendini ifade edemeyeceği için, yani böyle bir ihlali nasıl ifade edeceğini bilemediği için anne babasına art niyetli insanın uygulamasından bahsedemeyecek. İki, maalesef bu Almanya'da yaşanan bir olay, bir başkomiserden bizzat yapmış olduğumuz sohbet içerisinde öğrenmiştim. Yani suçlu yakıştırmalarla yapılan bir açıklama sonucu feragat edebiliyor. Yaptığı anormal bir eylemden feragat edebiliyor. Çünkü takma lakaplarla bir suçlu suçundan feragat edebilecek. Neden? Çünkü çocuk doğru ismi bilmediği için yakıştırmalarla çok daha kolay sıyrılabilecek. Evet böyle böyle bu yakıştırmalı isimlerle kendine bir oyun çizebilecek, bir senaryo çizebilecek. Hakim de doğru isim olmadığı için belki de yanlış karar verebilecek. Diğer bir olay da bedeninin bir parçası olan cinsel organı da çocuğumuzun veya yetişkinin diğer organları gibi bir parçası. Bakın kolumuza, ayağımıza takma isim kullanmıyoruz. Bu çok önemli bir olay. Evet, o da yani, bir organ. Aynen, o da bir organ. Onlara takma isim kullanmıyoruz. Yörelere göre değişmiyor i̇şte, icabında. Tabu meselesi işte. İnsanlarda i̇şte, hep aklına ama, gelen tabu işte bu bizim ama için. Ama bizim kafamızda ki senaryoyla bağlantılı. Yani biz yetişkinler cinsel organlarla ilgili kafamızda çizmiş olduğumuz senaryo çocuğumuza ismi öğretme noktasında aynı değil. Yani çocuğun bedenini bir bütün olarak kabul etmesi, benimsemesi ve cinsel organın da kendisine ait bir organ olduğunu kabul edebilmesi onu isimlendirmeden geçiyor. Evet. Yani çünkü birçok nokta yani hani sınır ihlali, art niyetli insanları düşünmek ayrı bir olay. Fakat bedeni, bireyin bedenini kendisine kabul edebilmesi için de başlı başına doğru isimlendirilmesinden geçiyor. Kaldı ki biz bunu doğru isimlendirmediğimizde çocuğumuz daha sonraki dönemde anaokulunda, okulda yani bu eğitimler var. Anaokulunda başlıyor, ilkokul 3. sınıfın 2. yarısı veya 4. sınıfın ilk yarısı. Daha sonraki devam eden süreçte 6. sınıflarda bu eğitimler evet, var. Onu fark biz bunu vermediğimizde, doğru isimlendirmediğimizde çocuğumuz ne yapacak? Bu tür kurumlardan da bu eğitimi aldığında bu isimleri öğrenecek. Bu sefer şunu görecek. Yani benim annemin, ailemin, annemin, babamın veya kültürümün verdiği eğitimde bunun ismi yok. Adı olmayan bir şeye de kıymet vermeyecek. Yani kendine, kendi cinsel organına kıymet vermeyecek. Eli gibi, kolu gibi kıymet vermeyecek ama karşısındaki insanın da cinsel organına kıymet vermeyecek. Bu sefer karşı tarafın ihlali de sınırlarını ihlal etmede söz konusu. Neden? Çünkü kendi kültüründe bunun adı yok. Kesinlikle, evet. Yani o manada onu fark ettim. Doğru isimlendirme çok önemli. Bir de şunu unutmayalım. Tıbbi kavramlar utanç duyabileceğimiz kavramlar değiller. Yani açıkçası. Evet. Ve evrensel olmasının güzel bir yanı dünyanın neresine giderseniz gidin tıbbi kavramlarla en kolay bir şekilde sorunları çözebilme imkanına sahipsiniz. Selda'cığım yani gittikçe bu eğitimler küçük yaşlarda verilmeye çalışılıyor artık. Eskiden bizim dönemimizde ben burada okuduğum için siz de burada muhtemelen okumuşsunuzdur. 5. sınıftan itibaren verilirdi bu tür eğitimler. Şimdi anaokulu ve yani ortaokul değil ilkokulda verilmeye başlanıyor.
kademe kademe, ufak ufak aynen anlatılmaya çalışılıyor. Evet. Ve dediğiniz gibi evde olmayınca demek ki aslında yeri yok bizde diye bir soru işareti oluşuyor. Ama bir de şu var tabii, yani 3-5 yaş arasında cinsel kimlik gelişiminden bahsetmemiz mümkün. Yani cinsel kimlik gelişimi, cinsel organlar. Her yaşın organlar, kendine göre cinselliği var mı? Her yaşın kendine göre cinsel yani gelişimi çocuk söz konusu. Yani şu şundan bahsetmemiz mümkün değil. Yani bir anne oturdu, çocuğuna 3 yaşında anlattı, 5 yaşında anlattı, 10 yaşında anlattı, bitti. Veya ergenliğinde başladı veya o dönemde bitirdi. Cinsel eğitim diğer eğitim noktalarında olduğu gibi bir kere anlattım, vazifemi tamamladım diye bir durum söz konusu değildir. Yani birbiri üzerine bina eden bilişsel gelişimine, bedensel gelişimine, psikolojik gelişimine varana kadar bütün evrelerin birbiriyle bağlantılı olduğu için cinsel gelişim de otomatikmen bir sonraki evreyi hemen etkileyeceği için yine yılları kapsayan bir süreçtir. 3 yaşında cinsellikle bağlantılı merak eden 3 yaşındaki bir çocuk sorduğu soruyla bağlantılı 15 yaşındaki aynı olmayacaktı. Kesinlikle. Ve ilgi alanı da aynı olmayacaktı. Yani bu bağlamda anne babaların kendilerini her halükarda çocukların nasıl ki motorik becerileri için, işte az önce anneler gününe has projenizden bahsettiniz. Evet. Resim çizsinler, göndersinler, şiir yazsınlar, göndersinler diye. Nasıl ki orada bir becerisi, bir kabiliyet söz konusu ise, çocuklar da yaşlarına göre burada bazı beceriler, yani bilişsel manada beceriler, merak duyguları bağlamında soruları olacaktır. Ve gelişiyor, ona göre de çünkü çocuk. Evet, gelişiyor çünkü, yani normal. Tabii ki ona göre de duygular davranışa yansıyacaktır. Yani kendi bedenlerini ve başkasının bedenlerinin sınırları noktasında kabul edip etmeme boyutunda. Çok önemli konular gerçekten, birbirinden doğrusunu önemli. Anne babadan öğrensin diyoruz kısacası. Öğrenemeyenlerde öğretecek doğru kişiler eğitimle bulsunlar kendisine. Çünkü sosyal medya boş şeyler için kullanacağımıza böyle şeyler için aslında kullanalım. Aslında onu söylemek diyorum. İsterdim. Böyle kadınlarımız çok bir araya geliyor güzel organizasyonlarda. Evet. Günlerde bile olsun, kendi yaptıkları günlerde bu gibi konulara değinmeleri, pedagog eşliğinde muhakkak vardır. Hiç olmadı güzel çok doktorlarımızın sayfaları var sizin de olduğu gibi. Oralara girip araştırıp bu konuların üzerine değinip tartışma her ortaya şey, koymaları konularında işte. İşte diyoruz ya. Evet, otomatikmen anneye şey çok iş düşüyor burada derken yine geldik. İkinci yarımıza, ikinci rauntamıza. Üçüncü rauta geçmeden. Ama iyi oluyor çünkü bugün konuklarımız oruç olduğu zaman böyle dinlensinler istiyorum biraz. Evet. Evet sevgili seyirciler, geldik yine bir reklam arasına. Malum reklamsız da olmuyor. Bir şekilde reklamlar da olmak zorunda. Ama reklamdan sonra tüm hızıyla yine devam ediyor. Çok önemli konularımız. Reklamlar. Home Design by Akaslan Mobilya ve Mutfağın sunduğu Kadınca devam edecek. Bulamıyorum Beyazıt, bulamıyorum. Enişte sıkma canını, buluruz ya. Hayır oğlum, o değil ya. Çok açık konuşacağım seninle. Seni nasıl göndereceğimi bulamıyorum. Ben nasıl giderim? Nasıl giderim? Sen bize bir sucuklu yumurta yap. Ben bir iki dakika bir düşüneyim bunu ya. Tamam. Sen aslında gidersin. Ama kim bilir nasıl gidersin. Sen bunu bir düşün. Tamam. Sana inanıyorum. Ben de. Ben de. Dünyada sucuğa Ege Türk derler. Böyle lezzet her şeye değer. Bitip Verlak'tan yepyeni rengarenk ve eğitici çocuk kitapları, Kıtırla Pıtır hikaye seti, çocuklar için Kur'an terimleri sözlüğü, hikayelerle çocuklara 40 ayet, evinde saklı bilim ve çok daha fazlası. Her biri özenle Almanca ve Türkçe olarak hazırlandı. Sipariş için zsushop.de. Hatice Nine'nin nefis yemeklerinin baş tacı, taş değirmende öğütülmüş bulgurla pişmiş bulgur pilavı. Memleketin en iyi bakliyatı Marmara'yla hep sofranızda. Sevdik, seni çok sevdik efendiler. Biz seni çok sevdik. Avrupa'da iftar ve sahur sofralarında efendiler zeytin. Çiloğlu'ndan. Hayırlı Ramazanlar. Hani canın halis muhlis gerçek sucuk çeker de için bir cız eder ya. Özyörem sucuk yetişir imdadına. Hayırlı Ramazanlar.
dört bir yana ulaşan hayırseverliğimiz canı gönüldendir bizim. Bu yılda bereketli olsun, canı gönülden olsun Ramazan. Ramazan'da bütün iyilikler canı gönülden. Olalım. Sofralarımız birdir bizim. Bir ufuktan diğerine hep birlikte aynı sofrayı paylaşıyor, değerlerimizi birlikte yaşatıyoruz. Mutfağınızın lezzeti, sofralarımızın bereketi Delikatessa, hayırlı Ramazanlar diler. Zevkinize göre her marka aracı, bakımlı bir şekilde Leverkusen merkezde bulunan galeriden alma imkanı sunan Asa Servis GmbH, Autofit profesyonelliği ile yine her marka aracınızın tamirini güvenli bir şekilde yapar. Kaporta, boya, yıkama, iç dış temizlik ve cila olmak üzere tek elden hizmet sunuyoruz. Müşterilerimizin güvenli seyahati, müessesemizin hizmet anlayışıdır. Asa Servis GmbH Leverkusen, Ali İnceören garantisiyle. İster balayı, ister ziyaret. Maldivler'den Türkiye'ye, Bali'den Singapur'a, kısacası tüm dünyaya. Güvenli, tecrübeli, güler yüzlü hizmet, satış sonrası tam destek. İsterseniz taksit imkanlarıyla AEATC Ryzen'a gelin, hayalinizdeki seyahati birlikte planlayalım. ...118-83... Bilinmeyen numaralar hizmeti. Yetkili servisiniz. Dost servisiniz. Kaliteli servisiniz. 118-83... Zekat, vererek doymanın, paylaşarak çoğalmanın adı. Verince azalmaz, paylaşınca ziyan olmaz diyen peygambere iman etmenin tadı. Zekatın bereketli eli nice yetimleri doyuruyor, nice mazluma yaşama sevinci, nice çocuğumuza ve gencimize gelecek umudu olur. Gelin rızkımızı çoğaltmak için, ekmeğimizi, mutluluğumuzu arttırmak için sevincimizi paylaşalım. Kanun değişikliği can mı yakacak? SSK'lı olarak yurt dışı borçlanma tarihe mi karışıyor? Yurt dışı borçlanmada vatandaşlarımız zorda mı kalacak? Bağkur'dan emekli olmak zorunlu hale mi geliyor? Yüksek emekli aylığı alabilmek için ne yapmalıyız? Düşük emekli aylığına karşı dava açabilir miyiz? Acilen borçlanmak zorunda mıyız? Emekliliğe ilişkin davalar, boşanma, velayet ve nafaka davaları, veraset ve miras davaları artık cevapsız kalmayacak. Sosyal güvenlik uzmanı avukat Mehtap Biçer sorularınızı yanıtlıyor. Yayladan yine bir yenilik. Yayla peynirli su böreği. El yapımı, malzemesi bol, enfes tereyağında çıtır çıtır nefis peynirli su börekleri. Yayla peynirli su böreği. Lokmalar küçük, keyifler büyük. İstediğiniz kişiye ulaşın. Bilinmeyen numaralar. Uyandırma servisi, mesaj gönderme, danışma, acil ihtiyaç. Bilinmeyende kaybolmayın. 118-81 en güvenilir adresiniz. Uzun
yılların komünikasyon, iletişim ve bilişim tecrübesine sahip olan Mega Telekom'un 6 yıldan beri özenle hazırladığı Envebay Uluslararası Alışveriş Sitesi sizlerle buluşuyor. Envebay, o bir Türk markası. E-commerce portalı ile yüzlerce gence iş imkanı sağlayacak, günümüzün teknolojisinde zirve yapmış ve 6 lisan ile kolayca alışveriş yapabileceğiniz uluslararası bir site. Envebay. Günlük balık, taze balık, Pasifik. Biz bu balığın tazeliğini sevdik. Pasifik Z-Fish. Sofralarınızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pasifik Z-Fish. 118-20 Avusturya bilinmeyen numara hizmeti yetkili servisiniz. Sağlık sektörü, emlak sektörü, gastronomi, şirket telefon santrali, sekreterlik hizmetleri ve daha fazlası için bizi arayın. 118-20 Avusturya danışma hattı. Yedoy hayırlı Ramazanları sunar. Küçük dilimlerle büyük mutluluklar. Ramazan boyunca her akşam farklı camilerden, farklı derneklerden ve yardım kuruluşlarından katılımcılar yaptıkları hizmetleri Hayırlı Ramazanlar programında anlatacaklar. Bu pazar Hayırlı Ramazanların konuğu DİTİB Yeni Şehzade Camii Ştadlon Ahmet Baydaroğlu'nun sunumu ile Hayırlı Ramazanlar her gün saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Tunafood ve İLA Derneği Ramazan-ı Şerif sohbetlerini sunar. Çamlıca'nın katkılarıyla. Ramazan-ı Şerif'in huzur dolu manevi atmosferinden gönüllerimizin istifade etmesi için 11 ayın sultanı Ramazan ayında Ramazan-ı Şerif sohbetlerinde buluşalım. Aşr-ı Şerif, ilahiler, fıkıh ve hadis bahçesi sizleri bekliyor. İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin hazırlayıp sunduğu Ramazan-ı Şerif sohbetleri Ramazan ayı boyunca her gün saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Home Design by Akaslan Mobilya ve Mutfağın sunduğu Kadınca devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konu çok önemli. Çok hararetli bir konuşmada devam ediyoruz. Sevgili Hülya Hanım burada, Hülya Akbul Çakır. Kendisine yine tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem niyetli olup bu kadar enerjiyi burada sarf etmesi bizim için çok önemli. Sevgili izleyiciler, hiç çekinmeden lütfen sorularınızı sorun. Hülya Hanım her şeye hazır, her şeye hazırlıklı geldi. Rahatlıkla konuşmaya hazır. Biz devam edelim sorularımızla çünkü zaman akıp geçiyor. Gerçekten yakalamamız zor. Evet. O yüzden direkt bir soruyla başlamak istiyorum. Çocuklar da mahremiyetleri ihlal edildiğinde buna nasıl itiraz etme hakkını kullanabileceğini açıklar mısınız? Nasıl anlatmalıyız? İnce yani, nokta galiba orada, o ince noktada hani... tamam mahremiyeti anlatıyoruz ama aynı zamanda bunun ne kadar çok önemli olduğunu, mesela dışarıda kendini koruması gerektiğini, hı hı, anaokulunda vesaire, hani maalesef başkalarının acı tarafından. Gerçek de var, dünyada bir çocuk istismarı var. Yani, evet, o da başlı başına bir konu kesinlikle. Yani ancak biz çocuklarımıza hayır demeyi sadece dışarıdaki istismarcılar boyutunda yaklaşacak olursak çocuğumuzun bireyliğini kabul etmiyoruz demektir. Evet. Bakın, evde birey olamamış bir çocuğun dışarıda birey olup hayır demesini beklememiz mümkün değil. Çok güzel. Olaya bu perspektiften bakmamız lazım. Biz çocuğumuza dışarıdaki art niyetli insanlara hayır diyebilmesi için önce ebeveyn olarak evimizde onun hayırını kabul etmemiz gerekiyor. Yani konumuzla bağlantılı olarak örneklendirelim. Çocuğumuzu öpmek istediğimizde, çocuğumuz istemiyor ise veya çocuğumuzun evimize gelen misafirlerle bağlantılı, ailemizdeki amca, hala, teyze, babaanne, anneanne kim olursa olsun,
bunlarla bağlantılı. Çocuğumuz onlardan birini öpmek istemiyorsa çabuk git öp, elini öp gibi zorlamalar yapmış olmuyor muyuz? Yani ondan sonra da bu çocuktan dışarıda art niyetli insanlardan kendini korumasını beklemiş oluruz. Bu aslında kendi içinde bir çelişki. Çocuğun kendisini kimden, kime karşı ve ne zaman koruyacağını öğrenebilmesi için ilk önce çocuk kendisinde bir temel davranış refleksini geliştirmesi lazım. Yani hayır diyebilme içgüdüsü çocuğun kendisinde var olabilmesi için bu temel davranış refleksini biz çocuğumuza onun hayırını kabul ederek zaten öğretmiş oluyoruz. Çocuğumuz işte annesi çocuğuna yaklaştığında, öpmek istediğinde istemiyorum diyorsa, geri çekiliyorsa onu kendimize çekmemeliyiz. Öpmek istemediğini, öpülmek istemediğini, kabul etmediğini bizim önce kabul etmeliyiz. Hatta çok daha güzeli şöyle yaklaşabiliyoruz. Yani ya çocuğumu öpecekken de mi izin alacağım? Evet, çocuğumuzu öpecekken de izin alacağız. Yani sonuçta onu bir birey olarak kabul edeceksiniz ilk önce. Ona değer atfedeceğiz. Onu bir birey olarak kabul edeceğiz. Onun vücutunun bir bütünlüğünü ilk önce kendimiz kabul edeceğiz. Yani bu noktadan yaklaşırsak, çocuğumuzun hayırını önce biz kabul edebilirsek temel davranış refleksi geliştirmesine destek olmuş oluyoruz. Evimize gelen gerek aile bireylerinde gerekse misafirlerimizde hangi sebepten olursa olsun günün o günle bağlantılı olan olarak çocuğumuz yaklaşmak istemeyebilir. Gelen kişiyi sevmiyor veya çeşitli sebeplerden dolayı o gün ona öyle bir tavır sergilemek istiyor olabilir. Bunu kabul etmemiz lazım. Önümüzde bayram var. En güzel örneği. Belki gerçi pandemiden dolayı zaten pandemiden dolayı pek sarılamıyoruz. Evet. Gerçi pandemiden dolayı o sarılma noktası, el etme noktası falan söz konusu olmayacak ama belki gelecek zaman içerisinde buna da dikkat etmek lazım. Yani bu da başka bir boyutu olayı. Ben ilk önce bayramlarda, özel günlerde, işte bize misafirlik gelindiğinde veya bizlerin gittiğinde çocuklarımıza gerek aile, büyük aile efradı içerisinde, gerekse dışarıdan gelen yakın arkadaşlarımıza bağlantılı çocuklarımıza hoş geldin kültürünü mutlaka öğretmeliyiz. Bununla tartışma bile yaşamak gerekmiyor bunun için. Çünkü kültürün aktarılması aynı zamanda da canlı eylemlerle bağlantılıdır. Yani bunun için çocuklar bunu öğrenmeli. Dışarıdan birinin gelmesi noktasında hoş geldin demeyi öğrenmeli. Ayağa kalkmayı. Ancak nasıl olduğu çok önemli. İlle gidip kendisini ıslak öptürtmeli mi? İlle gidip elini öpmeli mi? Yani istemediği halde. Çocuk zaten sevdiği insana o gün ona özel bir tepki göstermeyecekse zaten kendiliğinden gidecektir. Ancak bu noktada genellikle gelinler biraz zor durumda kalabiliyor. Eğer babaanneler çocukları, torunlarını biraz fazla ıslak öpüyorlarsa. Yani ben kendim de biliyorum. Evet. Babaannem ıslak öpmek ne kelime? Bir de sevme tarzımız da bizim. Biraz dünyada bir numaradır. Yani burada anneme dayalı. Sevgiler, saygılar ellerinden öpüyorum da çocuklarımı anne dövüyor musun, seviyor musun derdim. Belli yani değil. Böyle vura vura böyle. Evet. O da bir içtenliğimizle alakalı bir şey ama tabii ki. Ama bu içtenlik işte daha sonra dışarıdaki bir insan da aynı içtenlikle yapmıyor. Evet. Fakat çocuk da onu içtenlikle bütünleştirdiği için kargaşaya düşmüş oluyor, çelişkiye düşmüş oluyor. Yani demek ki izin vermem gerekiyorsa evdeki bir insana, dışarıdaki insana da izin vermem gerekiyor mantığı, duygusu gelişmiş oluyor çocukta. Kesinlikle. Da. Yani normal noktalarda işte ben kendimden hatırlıyorum. Babaannem de ıslak öperdi. Böyle her ailede bir teyzemiz var. Babaannemiz. Birisi vardır kesin ıslak öper. Yani candan öpme denilen çok bir olay. Ve hemen silerdik. Yani çocukluğumuzda ve bugün bizim çocuklarımız da aynı tepkiyi gösteriyor. Çok değişmiyor. Çünkü kimse ondan çok fazla hoşlanmıyor. Sanmıyorum. Evet. Ve bu gidilmediğinde bugün belki bizler o şekilde yetişmedik ama bizler de keşke o şekilde yetişseydik. Karşımızdaki insanda hem öpmede biraz daha dikkatli olabilirdi. Hem de biz ne zaman evet diyeceğiz o ıslak öpmeye, ne zaman hayır diyeceğiz. Bunun da kararını kendi verebilme imkanına sahip olsaydık ama en azından bugün çocuklarımızla ilgili buna dikkat edebiliriz. Özellikle kayınvalideler, gerek yani gelinler biraz daha mağdur olabiliyor ama damatlar için de aynı şey geçerli. Yani kayınvalideler bu noktada ya nasıl çocuk yetiştiriyorsunuz veya kayınpederler söyleminden uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Bir hoş geldin bile demiyor, gelip bir elimizi öpmüyor, öpmek istediğimizi öptürmüyor gibi söylemlerden uzak durmalı. Çocuğun o günü ona çok neden zor yaklaşmadığını biraz daha gözlemlemek lazım. Anne ve babaları ise bu noktada özellikle tavsiyem, çocukları zorlamak yerine
Ya anlamak. İşte babaannesi, anneannesi, dedesi bugün böyle. Yani ve göreceksiniz o çocuk hayırı, kendisindeki hayırın kabul edildiğini fark ettikten sonra yani onun bir birey olarak kabul edildiğini fark i̇şte ettikten sonra gideceği insanı kendi belirleyecektir. Zaten gitmek istemiyorsa niye onu zorluyoruz? Zorlayarak o çocuğun öpülmesini, sarılmasını zorladığımızda ona ciddi bir eziyet etmiş oluyoruz. Sınırlarının ihlal edilmiş olmasını sağlıyoruz ve gelecekteki karakterinde ciddi izler bırakabileceğinden şimdiden yola çıkabiliriz. Katılıyorum. O açıdan çocuklarımızın hayırını kabul etmeliyiz ve temel davranış refleksini ilk önce bizim desteklememiz gerekiyor. Dışarıdaki istismarcılarda çocuklar çok daha kolay o zaman hayır diyebilecekler. Çünkü çocuğumuz evdeki hayır kabul edildiğinde iyi dokunuş ve kötü dokunuşu fark edecek. Yani kötü dokunuş nedir? Ailem bile yapmıyorsa dışarıdaki neden buna ailemden bile olsa. Aha, bakın kötü dokunuş her zaman dışarıdan gelmeyebilir. Kötü dokunuş araştırmalara göre de öyle maalesef. Maalesef yani istatistiklere baktığımızda aile içerisinden, küçük aile içerisinden, maalesef. Büyük aile içerisinden, yakın komşudan, güven duyduğumuz bizim anne baba olarak belki güven duyduğumuz insanlardan da olabilir. Bu şu demek değil. Evet. Yani önümüze gelen her insana şüpheyle bakacağız manası taşımıyor. Ama bu şu da değil. Yani her güven duyduğumuz insan bizim yabancı için kesinlikle garanti altındadır. Hiçbir şey olmayacak manası da taşımıyor. Kimsenin hangi niyette, hangi psikolojide olduğunu tam kestiremeyebiliriz. Yani burada paranoyak olmanın manası yok. Kendimiz için yapabileceğimiz çocuklara en güzel yatırımımız onların temel davranış reflekslerini geliştirmelerine destek olmak, hayır demelerini kabul etmek ve bu hayırı kabul ettikten sonra çocuklar güzel dokunuş annenin babanın ona şefkatle, özlemle, sevgiyle, muhabbetle yakınlık gösterdiği, yani hem severek hem söylemle hem bedenen dokunarak yakınlık gösterdiği ama kendisinin de rahatsız olmadığı, bu dokunuştan rahatsız olmadığı bir dokunuştu. Kötü dokunuşta ise çocuk bir şeylerin yanlış gittiğini fark eder ama adını koyamadığı için. Neden? Çünkü zamanında ya cinsel organın adı konmamıştır, nasıl ifade edeceğini bilmiyordur, başkasının dokunmasına izin vermemesi için evden de zorlanmıştır. Birilerine kendisini zorla öptürmeye sarılması gerektiğiyle bağlantılı. Ama bir şeyler yani ailede onu öğrenmediği için yabancı insan da onu zorladığında, istismarcı insan bile yakından bile olmuş olsa zorladığında ne olacaktır çocukta? Ya bunu evden de ben görüyorum. Hani çok da kötü olmaz. Demek ki izin vermem gerekiyor duygusu olacaktır. Fakat içinde o kötü dokunuşla alakalı rahatsızlık duyacağı. Tabii kötü dokunuşla alakalı rahatsız olacağı bir durum olacaktır. Sadece adını nasıl koyacağını bilmeyecektir. Onun için temel davranış refleksi geliştiğinde çocuğumuz daha net hayır diyecek. Sınırları nerede, kendisi için nerede başlıyor, nerede bitiyor. Çok daha belirginleşecek, özel alanlarını net bilecek. Yani kız çocukları için göğüs bölgesi, genital bölge ve arka bölge dediğimiz ve hatta dudak bölgesi dediğimiz, erkek çocukları için de hakeza yeniden genital bölge ve arkaları popoların olduğu bölge ve dudak bölgesi dediğimiz bölgelerden ibaret. Yani buraların özel alan olduğu ve vücutunun da diğer bölgelerine başkalarının kendileri istemediği zaman kendilerine dokunulmasını istemediği ve kendilerinin de başkalarının özel alanlarına dokunmak istemedikleri hayırını deme hakkına sahip olmaları gerekiyor. Çünkü istismar sadece çocuğun bedenine uygulanan değil, çocuk tarafından başkasına da zorla yaptırılan eylemler olabiliyor. Yani bu tamamen istismarla içerikli bir başlık, başlı başına uzun bir konu. Evet. Fakat temel davranış refleksi ancak çocuklarımızı kötü dokunuşlardan, istismardan koruma imkanına sahip. Yani bu bağlamda çocuklarımızın hayırlarını bizlerin kabul etmesi, mümkünse sormak o yaşa geldiğinde ve hatta bebekken bile şimdi seni öpeceğim gibi yani daha o dokunuşu yaşamadan önce işte kızımı bir öpmek istiyorum, oğlumu şimdi bir öpmek istiyorum öpebilir miyim gibi senin? Böyle yaklaşımda bulunmak aslında farklı bir çocuğun sevgi yeli böyle tabii. Bir sevgi akışı oluyor aslında bakarsan. Daha net oluyor. Dillendirerek yani.
Dillendirmede çok ilginç. Bu tür eyleme geçtiğinizde ses tonunuzun ahengi değişecek, evet, zaten. Yani ses sizin tonundaki renkler değişecek. Çocuk belki cevap veremeyecek. Bebek çağdaki bir yani bebek olan biri size cevap vermeyecek. Ama o ses tonundaki algılama, o duygu, o his çocuğa geçişi çok farklı olacak. Dolayısıyla o duyguyla beraber mahremiyet duygusu gelişmiş olacak çocukta. Daha sonra da 3 yaşından itibaren de bunu bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde harekete geçirdiğinizde, eğitiminize döktüğünüzde, çocuklarımızın sormuş olduğu sorularla bağlantılı veya o gelişim evrelerinde bizler onları desteklediğimizde, doğru isimlendirmelerle desteklediğimizde ve hayırlarını kabul ettiğimizde çocuklarımız mahremiyet duygusundan mahremiyet eğitimine geçiş yapmış olacaklar. Evet. Belki burada şunu da söylemek önemlidir diye düşünüyorum. Sorularınız da var mı bilmiyorum. Şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Çocukları yetiştiren birincil olan eğitmenleri, yani anne babayla beraber yaşıyorsa çocuk, ebeveyni, anne babanın dışında, işte anne baba yok ise veya ayrılmışlarsa, o kimin yanında kalıyorsa o veya görüşülüyorsa diğer ebeveyinde, ama onun dışında insanların yanında ikamet ediyorsa, yani anne baba ölmüş olabilir veya kurumlarda olan, teyzenin, babanın yanında yaşıyorsa. Aynen, yani kimlerse birinci derecede çocuğun bakıcısı olan kimlerse, onlar çocukların merak ettikleri soruları kendi kafalarındaki film senaryosuna göre değerlendirmesinler lütfen. Bu çok önemli. Evet. Çocuğun sormuş olduğu soru hakikaten sadece soru kadardı. Onun altında yatan başka bir mana yoktu. Ve cevap verirken de doğrudan sadece o soruya kısa, net, anlaşılır ve çocuğun anlayacağı dilde. Yani sadece ifade ediyoruz diye, yani cevap vermiş olmak için çocuğun anlamadığı kavramları, kelimeleri kullanarak, günlük hayatımızda hiç yeri olmayan kelimeleri katarak değil. Yani maksat cevap verdim ama neticede hiçbir şey anlaşılmadı noktasına gelinmemeli. Bazen zorlanabiliyoruz gerçekten. Hani bazı şeyler ifade ederken çocuğun anlayacağı dil nedir diye böyle bir düşünüyorum. Kendimi orada yakalıyorum şu an. Acaba doğru anlatıyor muyum? Doğru kavrayabiliyor muyum? Bilinçsiz yaptığımız yanlışlıklar. Evet. Mesela şu da sormak istiyorum size, hazır burada bulmuşken, bizde çok oluyor, ne kadar doğrudur diye sormak istiyorum. Öp de vereyim çikolata. Öp de buradan bir tane vereyim. Evet. Bunun sonucu yani, ya da maalesef trajedik bir şey aslında, evet, değil mi? Çok trajedik, hatta çok daha ötesi. Ama, değil mi? Öp yani bir bebeği bile veya küçük bir çocuğu bile çarşıda hiç tanımadığınız, otobüste, tramvayda hiç tanımadığınız insanın eline vermek, kucağına oturtmak, sıkışık bir ortamda ayakta kalmışsanız mesela. Evet, veya onlar. Hadi bak amca sana bir soru sordu, cevap ver. Yani hiç tanımadığınız bir insan. Kızım öptürsene, niye öptürmüyorsun falan. Evet, yani hemen ona, onunla irtibata geçmesini sağlamış olmak. Yani evet, çocuğun otomatikman mahremiyet algısını orada ne yapmış olacak, yok saymış olacak. Evet. Çünkü annenin kimi yakın bulup bulmadığından çocuk bile emin değil. Yani evet, çarşıda evinizi almadığınız, tanımadığınız, o güne kadar belki hiçbir hasbihal bile etmediğiniz insan sadece çocuğunuzu o an orada çok tatlı buldu, çok güzel buldu diye sunmuş olduğu bir şeker veya işte bir soru sorması gibi, anneden hiç izin alınmadan, yani çocuğunuzla konuşabilir miyim, evet, işte çocuğunuz ne kadar tatlıymış, çocuğunuzla bağlantılı adını sorabilir miyim veya şeker verebilir miyim i̇şte gibi, hepsi hiç olmadan, hatta çocuğun başını okşamasından yani daha ileriye gitmesine kadar yanımızda şahit olunabiliyor. Yani anne baba olarak çocuğumuza böyle bir durumun, böyle bir eylemin gerçekleşmesinde hafif masumane gibi gözükse bile şahit olunabiliyor. Hatta niye cevap vermiyorsun amcaya? Çocuğun hiç tanımadığı, belki sizin bile tanımadığınız, çocuğunuzun zorla irtibata geçmesini sağlamış oluyorsunuz. Ve bunu da iyi niyet ve nezaket kuralı altında yapıyoruz maalesef. Hep yani, iyi niyetle düşünüyoruz bu, biz. Evet. Maalesef çelişkiyi beraberinde getirebiliyor. Bu noktada biraz daha kendimize gelmeliyiz. Kendimizi sorgulamalıyız. Yani bizler hakikaten çocuklarımıza nasıl bir eğitim verip nasıl bir yetişkin olmalarını istiyoruz ki, nasıl bir eğitim vermeliyiz? Yani hatta veremediğimizde hangi sorunlara da yol açabileceğini değil. Evet. Veremediğimizde evet, onu cinsel yani, doğru mahremiyet eğitim verilmediğine, cinsel evet, kimlik bozukluğu olabilir, cinsel işlev bozukluğu olabilir, başkalarının mahremiyetine saygı duyamayacağı için zorla mahremi alana ihlal etme olabilir. Yani suçlu boyutuna düşürme olabilir.
çocuğun kafasında tabu olarak gelişen, bu kız ve erkek çocuğu için de geçerli, tabu olarak, yani kadında bir tabu ise erkeğin bakışı da bir kadındaki cinsel istek ve arzuyla bağlantılı, senin öyle bir hakkın yok mahiyetinde olabilir. Bu daha sonraki düzeyde evlilik boyutunda kendini gösteriyor. Evet. Kadın hizmet gelen... değildir aslında, kadın da o da oraya bir giriyor. Bir bireydir, bir saygı duyulur, yani, kişidir. Hani, genelde de maalesef kadın kadın kimseyi memnun etmek zorunda değil. Evet. Öyle mi diyeyim, yani öyle diyeyim. Kadın hani rahat öyle bir konuşalım. Hale gelinmiş ki kadın hizmet unsuru gibi. Yani yanlış eğitimden dolayı nasıl söyleyeyim. Kadın erkeğine, eşine sadece işlev halinde olacak. İşlev halinde olacak ama kadının da her yönüyle hizmet etmesi olumlu gerekiyor gibi bir bakış açısı var. Evet. Ama işte burada kadın her yönüyle. İşte burada şunu göz önünde bulundurmalıyız. Yani kadın da erkek de kendi bedenini iyi bilirse, adıyla bir bütün olarak da kabul ederse, ancak kendi bedeniyle barışık olur ve karşısındaki insanın bedenini kabul eder. Evet. Yani bu kadına verirken bu eğitimi erkeğe de vermek gerekiyor. Erkeği verirken kadına da vermek gerekiyor. Her iki uç da tehlikeli. Yani bizler belli mitlerle, yanlış donanımlarla büyütülen bir neslin daha sonraki dönemde aile hayatında ciddi facialara yol açabilecek ortam durumlarla karşılaşılabiliyor. Ve onlardan yetişen çocuklar da aynı öğretilerle, kısmen okuldan veya sosyal hayattan aldığı öğretilerle belki harmanlayabiliyor, ama temelde aldığı, aileden aldığı eğitim, tabulaşma veya her şeyi çok alenileştirme noktasında veya kutsama noktasında gibi böyle gözüktüğü zaman yine bir çarpık bir dünya, bir beden dünyası algı oluşturabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Yani sadece kadın boyutundan bakmak da yanlış diye düşünüyorum ben. Yani hem başta söylediğimiz gibi hem ahlak manasında hem de daha sonra karı koca ilişkisi manasında da bu çok önemli. Bugün ergen olan gençlerimize de bakıyoruz. Yani hani bazı doğru mahremiyet, sağlıklı mahremiyet eğitimi almamış olan ergenler de karşı cinslerine karşı eğer bir arkadaşlık içerisindeyse çok çabuk sınırları ihlal edebiliyorlar. Kızlarda da veya kadınlarda olduğu gibi genç ergen kızlarda da yanlış ve tabulaşmış bir mahremiyet eğitimi almışsa hayır demeyi veya ne kadarına izin verebileceğini bilemeyebiliyorlar. Yani hayır demeyi bilmedikleri için. Bu farkındalık olayına da giriyor. Hayır demenin ne kadar önemli olduğunu fark ettik artık bir süre sonra. Şu son senelerde çok fazla konuşuluyor. Hayır demenin zaten önemi. Hayır diyemediği için kavga çıkıyor. Yani güzellikle hayır denilirse aslında çoğu çatışmalarda o şekilde de çıkabiliyor. Kesinlikle. Bugün çok güzel konulara değindik. Evet. Sorularımıza devam edelim mi? Biraz dinlendirelim Hülya Hocam'ı da. Yüzlü kadın hikayesine değinelim mi istersen? Evet, o da çok yüzlü önemli. Yüzlü kadın hikayemiz var. Evet, sevgili seyirciler, bizim malumunuz yüzlü kadın hikayemiz var. Bu konuda da ilgili bize yazıyorsunuz. Teşekkürler ilginiz için. Ayrıyeten ama bilmeyenler için, programımızı yeni tanıyanlar için ben kısaca bir anlatayım. Yüzlü kadın hikayesi nedir? Biz 101 kadının hikayesini yazmaya karar verdik yaklaşık bir sene önce ve bununla ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kısacası kendi hayatınızla ilgili başardıklarınız, başaramadıklarınız, olağanüstü bir şey yaşadığınız durumda özel veya Türkiye'den gelin olarak geldiniz, bir yere ulaştınız, bir takım sıkıntılar yaşadınız. Kısacası 101 kadının hikayesini yazıyoruz. Bize bu konuda isterseniz kendinizi tanıtabilirsiniz, isterseniz tanıtmayabilirsiniz. Bize bu konuda yazabilirsiniz. Gelin 101 kadının hikayesinde siz de yer alın diyoruz. Biliyorsunuz kadıncı olarak biz kadınlarımıza çok önem veriyoruz. Erkeklere de önem vermeye veriyoruz. Çalışıyoruz. Ama aslında izlenme oranlarımız da erkeklerden de çok sağ olsunlar izleniyor. Evet. Ki ama hani diyoruz ya bizim kadın evde olduğu için genelde eğitim hayatına da biz şey istiyoruz. Yani açıkçası kadıncı olarak da Türk kadının daha çok potansiyeli olup da Avrupa'da belirli bir sorunlardan, kabuğundan çıkamamış bayanlarımızı çok keşfettik. Aslında gerek Türkiye'de eğitimini bitirmiş ama burada hani gelin olarak gelmiş, yine laf atacağım buradan, göz açılmasın diye de tuttuklarımız onların çok verimli daha olduğunu düşünüyoruz. Çok da içinde değerli kadınlarımızı tanıdık. Bunların kabuklarından çıkıp daha verimli toplum haline gelmek istiyoruz Avrupa'da. Tabii ki. Buna çok ihtiyacımız var Avrupa'da diye düşünüyorum. Çünkü
Çünkü yani Türkiye'de tabii ki ihtiyacımız var eğitim konusunda ama Avrupa'da iki kat ihtiyacımız var. Ve gidişat araştırmalara göre inanın yabancı düşmanlığından tutun, okuldaki sorunlarımızdan tutun, birçok istismardan tutun. Hiç iyiye gitmiyoruz. Kötü haber de böyle vermek istemiyorum ama geçen hafta değinmiştik bu Nisministeriyum'un açıkladığı verileri. Ve çok üzücü, bunu da tekrarlıyorum buradan. Bundesministerium, girin sayfasını, orada yabancıların arasında en çok zarar gören millet olarak Türkler, yüzde kaç şu an bilmiyorum, ilgilenenler bakabilir Bundesministerium'un sayfasında, Türkler olarak çıkıyor. Ne yazık ki. Alman olmayan yabancıların arasında en çok Türkler. Evet. Biz de diyoruz ki yani gelişelim, eğitelim, yani politikaya girelim, derneklere girelim, sosyal olalım, söz hakkına sahip olalım, okullarda olalım. Evet. Çünkü Türk kadını bunu yapabilir, sesimizi duyuralım. Bunu da 101 kadınla da yapabilirsiniz. O sizin için belki bir basamak olabilir, oradan giriş bırakır. Yapabilirsiniz, bir anı bırakır. Her kadının kendi yapamayacağım dediği, utandığı, çekindiği, özgüvenini bulamadığı bir durumda bile üzerine gitmesi gerekiyor. Ve inanın buradan şunu söyleyeyim size. O yapamadığım dediğiniz her şey, yaptığınız takdirde hissettiğiniz özgüven o kadar muhteşem bir şekilde dönecek ki size. Bunun gururunu taşıyacaksınız diye düşünüyoruz. Çok nasip yani. Olabilmesi için istemek gerekiyor. Evet. İlk başta istemek İstemeden sonra hamle yapmak gerekiyor. Yani motive olmak gerekiyor. Kesinlikle. Motiveden sonra çalışmak gerekiyor. Aynen. Yani sadece nasip olacak diye, nasip olsun diye beklemek hareket aslında etmek gerekiyor. Aynen, eyleme dönüştürmek gerekiyor. Sadece istemek yeterli değil. Yani veya nasip olsun, pardon, sadece nasip olsun demek yeterli değil. Çünkü nasip kesinlikle. Olabilmesi için önce niyet gerekiyor ve niyetin kendisi zaten başlı başına bir eylem. Kesinlikle. Onun için evet kesinlikle kadınlarımıza kadıncı programında bir ayrıcalık tanıyorsunuz. Evet. Ama kadın erkekleri yetiştirenler de nitekim kadınlar. İşte bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Evet. Evet. Yani beşik sallayan eller dünyayı hükmeder kesinlikle. Diyoruz. Kesinlikle. Ya, biz evet, daha hatta daha da şeyini yani o cinayeti, kadın istismar veya işte şiddeti, onların hepsi erkek. Onları da anne yetiştiriyor diye düşünüyoruz evet. Buradan. Yapımcımız hemen not yollamış, sayılarını bilmediğim 27 bin olay ve %11,9 artış göstermiş Türklere yapılan şeylerde. Şiddetler. Yani çok üzücü bir şey işte. Bunda kat kat bilmiyorum artık biraz daha kendimize bir bakmamız gerekiyor galiba. Bakmamız değil mi? Gerekiyor. Biraz anlattıklarının daha evet. Hülya Hanım içeriğini şöyle bir toparlamak gerekiyorsa yani zemin olarak bilgi ve evdeki olan huzur yani anlaşma her şeyin başı diye düşünüyorum. Yani. Tabii gerçekten. Ki çok önemli konular. Ya çünkü evdeki huzurun başlıca faktörü, altyapısı iletişimden geçiyor. Yani bir evde çocuk varsa çocuğun 3 tane iletişim ağı vardır. Bir tanesi annesiyle olan iletişimi çok önemlidir. Çok güçlüdür bu çok da. Önemlidir. %70 diyebilir miyiz aşağıya? Efendim? %70 diye böyle bir anne olarak kendisini herhalde rol model potansiyeli olarak şimdi yaşa göre ve cinsiyete göre bu tabii zaman zaman değişir ama yani bebeklik çağında tabii doğrudan anneyle anne karnından itibaren çok daha büyük bir bağ içerisinde. Onu demek ama istedim, anne ile çocuk arasındaki iletişim çok önemli. Fakat hangi çocuk olursa olsun cinsiyeti yani kız veya erkek fark etmiyor. Anne ile güçlü olması önemli fakat babayla güçlü olması da çok önemli. Yani tabii burada eğitim yaşla. Sadece kadınların üzerine bina edilmemeli, yüklenmemeli. Evet. Tabii, tabii. Fakat çok önemli bir iletişim var. Çocuğun doğrudan anne ile babayla olan iletişimini güçlülüğünden çok daha önemli olan bir iletişim boyutu. Bu da anne ile babanın birbiriyle olan iletişimi. Çocuğun aslında hayatını dışarıya bakan penceresini ne evet. kadar aydınlık ne kadar karanlık evet. olduğunu orası aynen. belirliyor. Evet. Biz aramızda Hülya çok konuşuyoruz anlattıkları, bunları. Hülya Hocam'ın anlattıklarıyla ilgili bir şey. Aslında kısacası da çok da böyle mutlu anne mutlu çocuk diyoruz ya ama o mutlu anne de anlattıkları o kadar unsura etkili ki bunu es geçemeyiz. Cinselliğin doğru cinselliğin de çok önemsediğini aile hayatında aile hayatında önemi olduğunu, bundan da çocukların da mutlu bir şekilde, huzurlu aradan bir şekilde çıkıp da eğitim evet kesinlikle. Tabii ki, kesinlikle. Evet. Yani cinsellikle bağlantılı şunu söyleyebiliriz yetişkinlik düzeyinde yani bir ek not olsun diye. Eğer eşlerden bir tanesinde bir rahatsızlık varsa yani bu cinsellik doğru gitmiyor rahatsızlığı. Yani biyolojik, psikolojik manadan bahsetmiyorum. Bir memnuniyetsizlik varsa o eşte, o eşlerde yani o karı kocada
mutlaka cinsellikle bağlantılı sorunlar demektir. Hı hı. Yani bir tanesinin memnun olmamış olması bu gidişattan bir sorunun varlığı için yeterlidir. Evet. Yani bunun çeşitli sebepleri var. Çeşitli psikolojik sebepleri olabilir, bedensel sebepleri olabilir. Fakat bu biraz daha yetişkinlik düzeyinde olduğu için çok girmek şu an doğru değil. Ama biliyoruz ki en azından cinsel işlev bozukluğu, vajinismus ve erken boşalma boyutunda yanlış mahremiyet eğitiminin de altyapıda, çocukluk çağlarında etkisi var. Yani ne kadar söyleyebilirim bilmiyorum ama... İşte toplum olarak tabu konular olduğu için ne kadar söyleyebiliriz diye düşünüyoruz genellikle. Yok, çok güzel bir şekilde noktaladık. Sizde bir probleminiz yok. Ben evet. Şunu yani bizler bayramdan sonra yeniden Instagram'da canlı yayınlar yapıyoruz. Onda haram döner olacak. Evet, süreç olarak. Aynen. Yani zaman zaman böyle belli konukları tarih almış oluyoruz. Tarih almıştık yani. Şimdi Instagram'dan canlı yayınınız vardı. Neydi tarihi not almıştım? Haziran'ın dördünde. Haziran'ın dördünde. Çok önemli konu olan bir... kişiyle nasip olursa vajinismus konusunu işlemiş olacağız. Evet. Merak edenler oradan da kesinlikle takip edebilirler. Kesinlikle sevgili seyirciler, merak edenler değil, öğrenmenin hiçbir zaman yani fazlası yoktur. Her tabusu gün her yoktur. Şey. Yani hayatta hiçbir şey öğrendim diyemiyorsunuz. Her şey geri geliyor. 5 yaşındaki çocuktan bile bir şeyler öğrenebiliyoruz. Evet. O yüzden 6. ayın 4'ünde Hülya Akbul Çakır Hakça aile terapisi. Nasıl? Hakça aile terapisi adı Hakça. Altında. Girin evet, Instagram'a ve o canlı yayına biz de dahil katılalım. Katılalım çok evet. Öğrenmemiz gereken var ki vajinismus zaten çok bizlerde Türk kadınlarında da konuşulmayan ama çok da sorunu olan tabu olduğu için konuşulamıyor maalesef. Yani. Ama şu etraftan da yani bizim de yaşımız var, biz de hayatımızda insanlarla tanışıyoruz falan. Birçok insanla da karşılaşmışızdır bu rahatsızlığı. Tabii ki bu önceden hemen kısaca genelde. Söyleyeyim, çok da az da kaldı. Sizin de son sözlerinizi de alayım. Tabii ki bu önceden işte bir şey yapılmış, hasta büyü yapılmış falan adı altındaydı ama değil sevgili seyirciler. Onun normal adı, bir hastalık yani. Vajinismus diye bir hastalık oluyor. Size çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Niyetli bir şekilde geldiniz bize burada sevgili seyircilerimiz için aydınlattınız. Sizin de son sözlerinizi alalım. Sonra aileler kapanışı için. Da yapalım. Hemen kısa bir şiirlerimizi de hatırlatalım. Tekrar sevgili hatırlatalım seyirciler. Siz. Ama buyurun. Sizin önce bir son sözlerinizi seyircilerimize şöyle kameraya karşı eğitime mi önem verin. Ne demek istiyorsanız son sözlerinizi söyleyin. Evet sevgili ebeveynler bu noktada mahremiyet eğitimini aynı çocuklarımızın zeka eğitiminde, bedensel eğitimde, resimleriyle, motorik becerileriyle bağlantılı nasıl geliştirmek istiyorsak, onlara bu noktada nasıl vakit ayırıp ve onlarla ilgili malzemeler alıyorsak, lütfen cinsel eğitimle bağlantılı da önce kendimizi geliştirmeliyiz ve çocuklarımızın sorularına cevap verebilmeliyiz. Ve onları bu cinsel eğitim noktasında da çeşitli evrelerde desteklemeliyiz. Cinsel eğitim, mahremiyet eğitimi çocuklarımıza aktarılırken sadece bir kere aktardım bitti manası taşımamaktadır. Bizler de mutlaka kendimizi düzenli olarak geliştirmemiz gerekiyor. Bir evde 3 çocuğumuz varsa her çocuğun ihtiyacı fazla olarak farklı olacağı için ilk çocuğumuzu anlattığımız söylemde değil, 3. çocuğumuzun ihtiyacı olduğu söylemde kendimizi geliştirip ona da aktarabilmemiz lazım. Bunu bir tabu olmaktan çıkartmalıyız. Bir eğitimin parçası olduğunu unutmamalıyız. Şimdiden bütün izleyenlerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Önümüzde Kadir Gecesi haftaya söz konusu. Ramazan'ı biz genellikle açlık olarak yani akşama iftar vaktine kadar aç kalmak olarak nitelendiriyoruz. Bu programla bağlantılı şu temennilerde bulunmak isterim. Ramazan aynı zamanda da insanın kendisini yeniden bulabilmesi, bir çok sonraki güzel, Ramazan'a kadar yeniliklerle donatabilmesi için güzel bir başlangıç. Evet, çok güzel. Ve ümit ediyoruz ki mahremiyet eğitimi noktasında da bizi izleyen seyircilerimiz istifade edebilirler ve bunu bir tarih olarak alabilirler. En azından bir sonraki Ramazan'a kadar bu bağlamda çocuklarıyla olan neler iletişimlerinde yaptın? Daha itinalı, kendilerini bu konuda gelişimleriyle bağlantılı, daha dikkatli, daha ilgili. Çünkü bilgi sahibi olabilmek için önce ilgi sahibi olmak lazım. Evet. Çok ve güzel. Donatırlar seneye bambaşka konularla karşılaşabiliriz. Çok güzel. Ben teşekkür gerçekten ediyorum. Gerçekten tanıdığımıza çok memnun tam kaldık. Tam ben de çok söyleyecektim. Tanıdığımıza çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Evet, evet. Bitti programımız. Bir kapanış yapalım da biz de hemen isterseniz. Kapanışı sen yap kapanışı da bu hafta. Sevgili izleyiciler, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
Çok önemli bilgiler edindik bugün de. Şiir yarışmasına tabii ki buradan bir çağrıda bulunduk. Hatta resim yarışmasını da adlandırdık. Lütfen bizi de takip edin. Yurt dışı topluluklar, yurt dışı akrabalar topluluğu. YTB'de takip edebiliriz. Evet, affola buradan tabii ki onlara. Şimdi kapanışı düşünürken onlara da teşekkür etmek istedim. Home Design Akaslan'a teşekkür ediyoruz. Esha Çelik, Baugesellschaft MBH, Merinos Halı, Su, Filiz Suk, Rupengold, Ali Tokuş çok selamlar. Excellentia Eğitim Okulu'nda da çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine önemli bir bilgilerle karşınızdayız. Sağlıkla kalın. Biz de izlemeye devam edin. Tekrar izleyin. İzleyemeyenler tabii ki sonradan açanlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kadıncayla kalın. Hayırlı haftalar diliyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Geçmiş olsun. Şöyle söyleyeyim, tam böyle bilmiyorum, benim bireysel düşüncem tam böyle istediğim düşüncelere her... Akaslan Mobilya ve Mutfak Kadıncayı sundu.